bölgeçlerini kontrol et. Benim adam bölgeç değil. Bilemiyorum, sırtına vurunca çoğalıyoruz. Bana uygun geldi. Belki de oylama yapmalıyızdır. Reddedenler ben. Şimdi de bölgeci kabul edenler ben. Ben sevdim. Ben de öyle. Bana da uyar. Hain! Ben yok edilmezim. Yükselmekte zorlanıyorum. Bizimle bütün yazını geçirmeye hazır mısın büyük baba? Şaka mı bu? Aklıma gelen en iyi fikir. Ağırlığı dengeleyin yeter. Olamaz. Rotadan çıktım. Çocuklar dikkat edin. Kafam karıştı. İlk kez gerçekten tenisimleri bulmak istiyorum ama bulutlarda kayboldum. Kör talihim. Hayır, karbon emisyonları hakkında konuşmak için doğru bir zaman değil. O gösterişli teknolojiyi böyle utanç verici şekilde kullanabilecek tek aile var. İşte hedefi gördük baylar. Toplardakiler tam buhar ileri. Belki de biraz poşet koymalıydım. Yapma. Eski güzel günleri hatırlasana. Tamam. Deneme aşamasındaki bir hava aracında neden yeni uzaylılarla oynamamak gerektiğinde hemfikir miyiz? Evet. Yeni çocuklar hüküm sürsün istersen. Bu harika olur. Belki de çok ileri gitmişizdir ha. Evet. 5 gün beklemişiz. Bir öğlen daha bekleseydik ya. Karaya inene kadar daha fazla gizemli uzaylı yok, tamam mı? Anlaşıldı. Yine de bütün parçalarımın bir araya gelmesi iyi hissettiriyor. Bölgeçlerim bir araya gelmiş, güzel. Gwen, şuna bölgeç demeyi bırakır mısın? İşte bunu seviyorum. Arkada oturup sıranı beklemeni. Max, dikkat et! Bu bir top güllesi miydi? Kim son teknoloji bir hava aracına top güllesiyle saldırır ki? Ben kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Acele edin, sancak topları! Tamam. Yeni çocuklardan hangisi deneme sürüşüne çıkmak ister? Ben! Tamam, bunun üzerinden geçmiştik. Peki, sadece orijinal uzaylılar olsun. Hava mayınlarını bırakın. Onları havadan püskürteceğiz. Özüme geri dönmek için hazırım. Hay aksi, yani şimdi elimdesin. Tam tuzağımın içine nasıl da düşüverdin? Canı büyük işbirlikçilerim, şunu yapmayı bırakır mısın? Beni dinliyorum sen. Şu tenisimler olmaz olsun. Onları inşa etmek bana ne kadar pahalıya patlıyor biliyor musunuz siz? Bu normalden çabuk oldu. Biliyorum değil mi? Yıldırım Gülen'in ne harika olduğunu unutuyorum. Klasik bir uzaylıyı kullanmak iyi oldu. Vay canına ben. Ne kadar olgun davranıyorsun. Ayrıca kabul etmeliyim. Bu gemi inanılmaz bir şey. Evet. Pekala. Nereye gidelim çocuklar? Aslında onu biraz yere indirelim. Ayarlamayı bitirmem lazım. Ayrıca saplanmış gülleleri de çıkarmalıyım. Doğru. Günü kurtardınız tenisçiler. Ama yakında karanlık üstünüze çökecek ebediyen. Eminim merak ediyorsundur. Hey, bu yeni bir tane. Bu harika bir şey. Buna isim vereceğim. İzbandut kertenkele. Bu iyi olmadı. İguana canavarı. Bu zayıf kaldı. Kükreyen şey. Belki de süper mega oğlan. İnsan uzun. Bana uyar. Sağ ol ufaklık. Olmaz. Hay aksi.
ama olamaz. Ah, ah. Buna alışmam zaman alacak. Hayır! Tamam, kuyruk kalabilir. Ne kadar uzağa gitmiş. Pekala Kev, neredesin dostum? Geliyorum. Temizlikçiler düzenleyecek raflar 14, 15, 16, 17. Ve raf 22, 23 ve 24. Dahasına hazır mısın çocuk? İşi bırakıyorum. Eğer ben düşersem sen de benimle düşersin. Olamaz. Ağır ol bakalım ucuya. Şimdi olmaz. Kas gücü lazım. Dönüşmeden önce onu haklamam gerekiyor. Ben bırak da dönüş hadi. Ama güçlerim olmadan onu yenemem ki. Güven bana. Kazanmanın tek yolu bu. Hadi şapşal. Seninle eğlenmeye daha yeni başlamıştı. Ama ben yeterince eğlendim. Hadi çocuklar, yola çıkmalıyız. İşi aldınız mı bari? Evet. Sonraki durak Avrupa. Bunun için hazır mısın ben? Evet, galiba hazırım. Nedense bu Kevin'in son görüşümüz olmayacakmış gibi geliyor. Bulmuş olabilirim. Hey! Yüksek teknoloji kurtarışım. Sonunda Skortoa'yı görebiliriz. Ne? Burası çok kötü. Görmeye değecek hiçbir şey yok. Üstünün hali ne böyle? Her yer yapış yapıştı. Bir şey bizi yavaşlatıyor. Olamaz. Korkmayın çocuklar, bu makine bunun için yapıldı zaten. Bakalım siz buna dayanacak mı? Galiba ben dayanamadım. Çocuklar, kurtulmak için elinizden geleni yapın. Doğru, bu şey enerjiyi cazip buluyor. Hala şarj olmadı. Motora doğru gidiyor. Belki buharlaştırmak için ışığı kullanabiliriz. Ultra parlak spot ışığını açacağım. Bu makine neyi yapamaz ki? Biraz düşündüm de muhtemelen güneş ışığını kullanacağız. Gözleri çok fena kamaşacaktır. Evet, o güneş gözlüklerini alırken biz de kaçabiliriz büyük baba. Öyle olacağını sanmam ben. O zaman B planı. Şuna bir bakalım. Işık gösterisiyle baş et de görelim. Umarım işe yarar. Helikopteri kaybetmek istemiyorum. Nihayet sistem kurtulduk. Aferin. Sonsuza kadar gidelim buradan. Fırtına çıkıyor gibi. Bas gaza. Olamaz. Onu daha da kızdırdık. Motorlar.
Z planı. Güç mü istiyorsun? İstediğini vereceğim sana. Faydası yok. Ne? Helikopter düşüyor. Ben ne yapıyorsun? Motorları kaybediyorum. Ben şimdi hepimizi yok edeceksin. Hadi İskoçya havası. Ve son bir sağlam vuruş daha. Umarım sizden zarar görmedin. Ben iyiyim büyük baba. Ha? Oh. Tamam. Bu harika Gwen. Hala canlı. Bunu diyeceğimi hiç düşünmezdim ama İskoç havasına bayılıyorum. Tamam, hak verdim. Bu manzara gerçekten hoş. Bu arada ben paratoner hamlesini nasıl buldun? Gücü sevdiğini biliyordum ve ben de baş edebileceğinden fazlasını verdim. Elektrolizin ne olduğunu biliyor muydun? Molekülleri atomlarına parçalamayı. Elbette biliyordum. Bilin. Şimdi geri dönelim. Skor... Telaffuz edilişi şöyle. Skor tua ben. Yo yo. Adı skor. Skor. Yuvarla. Skor. Or. Skor. Tamam, manzaraya bakın. Ben haklı. Neredeyse senkronize iki pervaneli motor gücü kadar güzel bir manzara. Yapma. Sadece söylüyorum. Acayip bir makine gibi. İnanılmaz bir şey. Harika bunu başardı. İşte bütün engelleri geçmeyi başaran ilk ve tek kendisi. Evet. İşte benim torunum Güven. Size bir şey söyleyeyim. Su dolu havuz benim güvenliğim için buraya konuldu. Red'i yeneceğini sanıyorsan tekrar düşünmen gerekir. Güven! Orada mükemmeldin. Sağ ol ama kazandığımda kopan gürültü dedi. Şuradaki ben mi? Evet. Bolca yeni uzaylısı var. Hey ben, nasıl gidiyor? Neden? Bilmiyorum ama bu havuzu yok etmek zorundayım. Ne yapıyorum böyle? Birazcık kendini kaybettin. Fazlaca kaybetmiş gibisin. O bağırıp yumruklamalar da neydi? Bilemiyorum. Sadece o uzaylı çok, çok öfkeliydi. Her şeye kızgındı. Kendim gibi değildim. Evet, bu benim hatam. Ama korkmayın, Bölgeç hemen geliyor. Bölgeç nasıl yardım edecek? Kolay. Ne kadar çok el, o kadar yardım. Hepsini direğin tepesine fırlatabilirim. Evet, ama her Bölgeç neredeyse bir ton geliyor. Şok kaya olsun. Aşağı kaymaları için plazma rampası yapabilirim. Direğe de elektrik vermiş olursun. Tamam, peki ya? Hayal kurma zamanı değil, birilerinin canı yanacak. Biri yardım edebilir mi? Olamaz. Kedisel sorunlara kedicil yaklaşılmalı. Ama Red kedisiyle nasıl baş ederim bilmiyorum. Bir şekilde baş etmelisin. İçindeki kediyi kucaklamalısın. Öyle mi? Evet. Red için yolu açın. Umarım kedi yanı ağır basar. İnsanlar bunları gerçekten alıyor mu? Evet, hadi acele et. Tamam. Kediler ağaca çıkmış. Red belki bir itfaiyeci değildir ama baltası olmadan ağaç kesebilir. Hadi aşağı düş artık. Evet. Hayır, onu kesmek çok tehlikeli. İçindeki kediyi kucakla, hatırladın mı? İçimdeki kedi. Yardım et kaptan adam. Benim adım Red. Daha fazla tutamıyorum. Dört ayak üstüne düşemem. Yakaladım. Tutun. Bence işi kaptı. Siz de pek ağırmışsınız. Yakaladım seni pisicik. Sağ salim çıktınız. Evet. Peki ya bizimle nasıl geri tırmanacaksın? Kim söyledi tırmanacağımı?
olacağım. Sakin ol biraz. Gerçek kediler hep dört ayak üstüne düşer. Şimdi kim Red'le fotoğraf çektirmek istiyor? Ben buna kafa patlatamayacağım. Seni kim tutar? İçindeki kediyi çıkarma içimde, anladın mı? Daha önce tuhaf olduğunu düşündüklerini artık benimsedin. Kabul etmem gerekir ki kostümün bir şampiyonunkine benzemiyor diye. Seni yargılamıştık. Hakemler bunu yapar Bill. Ama gerçek ve üst düzey kedi olarak kendini kanıtladın. Evet. Hey, peki ya ben? Kedi insanları kurtardım ya. Aa, doğru. Al, bu bizden özel bir hediye. Kedi şapkası. Sana çok yakıştı. Kesin öyledir. Ne? Fare geri döndü. Kafamdan in, in, in. Bir fare sorununu sadece bir kedi çözebilir. Ne oldu? Üzgünüm. Gülünü ve surat ifadeni düzeltmem gerekiyor. Su tankı mı? Ne su tankı? Adım atık tankı. Bir dakika, bir uzaylıdan diğerine nasıl bu kadar çabuk geçtin sen? Çünkü beklemek çok gereksiz. Atık tankı hiç hoş değilmiş. Çamura batan adamın dediklerine bak. Bakalım kas gücün zekamı alt edebilecek mi? Gri madde mi? Mükemmel. Beni kopyalayacaksan bari gri maddeden daha büyük bir şey. Gri madde? Karanlık madde. Boyunu nasıl uzattın? Her neyse, yine de çelimsiz. Kayıp uzaylılarım nasıl eline geçti? Kayıp mı? Hiç başıma gelmedi. Belki de sadece şapşallar kaybeder. Bu yeni. Iskaladın. Bu da ne? Aman, daha çok zorlanırım sanmıştım Tennyson. Kabul et. Ben bu uzaylı işinde ustayım. Benimle rekabet edemezsin canım. Öyle mi dersin? Biraz daha konuşsana. Belki beni yok etmek için acele etmemelisin. Belki de çabucak halletmeliyim. Bazı şeylere daha çok dikkatini vermelisin. Şarjı azalan saatin gibi. Yapma ama ya. Ne oluyor şimdi? Pekala Kevin. Şimdi soruları sorup cevapları alma zamanı. Bütün cevaplarımı tükettim. Birincisi, o deyimi yanlış kullandın. İkincisi, senden daha büyüğüm, senden akıllıyım ve daha güçlüyüm. Ve daha cesurum. Beni hayalet sandığına inanamıyorum. Saçma çalı. Yaptıklarını izledim. Umut vaat ediyorsun. Ne? Burada mı çalışayım yani? Hayır. İkimizin amaçları da aynı. Birlikte düşmanlarımızı ezip sonunda gerçek güce ulaşabiliriz. Almayayım kalsın. İnek şövalyelerden yardım istemem. Ne ucube ama. Bu kadar erken ayrılmanız çok kötü. Yardımın için çok sağ ol Bexy. Çocuklar adeta neşe kaynağıydı. Ancak size hediyelerinizi vermeden gitmenize razı gelemem. Şatonun düş kırıklığı yarattığını biliyorum ama Bexy ile bunu kraliçenin odasını temizlerken bulduk. Kraliçenin odası? Galiba bir müzik kutusu nesilden nesile el değiştirmiş. Hatta önünde ailemizin arması bile var. Vay canına, sağ olun Lady Warwick. Ben hediye olarak seni affediyorum. Ne? Ya affımı kabul edersin ya da Flama ve bahçede neden olduğum binlerce poundluk büyük zarar üstlenirsin. Öyle olsun. Ve canımın içi Maxim, sana en iyi çayımı veriyorum. Zor bir günün sonrasında harikalar yaratır. Öyle mi? Teşekkür ederim. Bir dakika. O insanlar da kim? Onlar benim ustalarım. Bugün çalışmaya başlıyorlar. Şatoyu güzelleştirme zamanı. Eğer ustalarım varsa ben niye onca şeyi yaptım? Yardım etme konusunda çok ısrarcıydın Maxi. Kaba olmak istemedim. Hem zaten erken başlamanın zararı olmaz. Çocuklar, gitsek iyi olacak. Evet, ben de senin şu bilimini çürütüp hayalete dair bir kanıt buldum. Bir ayı hayaleti. Orada olsaydın adım patlardı. Şöyleydi. Helikopterde! Helikopterde!
Merhaba ben. Portre mi yaptırıyorsun? Biz de seni özledik. Gremlin gibi saklanmamaya mı karar verdin? Oho, sessiz sinema. Burnunu tutuyorsun. Sakra Blue, ona sessizlik sihri yapmışlar. Bir paylaşıyor, Louvre Müzesi'ni soyuyor. Aa, vay canına, şansımıza pantomimci dilimizi konuşuyor. Polis çağıracağım. Şimdi pantomimin hiç sırası değil ufaklık. Ben acele etmeliyiz, gitmemiz lazım. Güvenliği hipnotize etmiş bile. Belki dikkatlerini dağıtıp geçebiliriz. Kımıldayın biraz. Çabuk olup büyük planımı uygulamalıyız. Tamam, tamam. Bizim büyük planımız. Acele edebilir misiniz? Lütfen. Ah, ben dikkatli ol. O eserler eşsiz. Bacaksız. Bakın geri dönmüş. Dostlarım, iyileri buradan def edin. Vay canına, dostlar mı? Canım yandı. Yine de yardımımıza ihtiyacın var. Eserleri alıp kaçın. Ah! Seçini kıstığım için iyi gizlendin deme. Seni resimden çıkarmama ne dersin? Ne planı zamanı? Dikkat edin! Büyük baba, eserler onları kaçırıyorlar. Hemen arkandayım. Düşün yakamızdan! Kolla kendini. Bir plan düşündüm. Sen onları oyala. Olur. Üçünüzü tekrar Zombozo'nun oyununa gelmeyecek kadar zeki sanmıştım. Ya, seni sınıf yakasından atmak için bizsiz ne yapacaktı peki? Aferin korkunç Pembe! İyi akıl ettin. Sağ ol büyük baba. Eserler, gel hadi. Doğru. Polisler mi? Tamam, buradan gidiyoruz. Hazır ol, işte geliyor. Küçük dostlarıma merhaba. Kısa bir yolculuğa çıkacağını duymuşlar. Galiba geçen sefer yeterince açık olamadım. Ama artık gittiğinden emin olacağım. Hem de ebediyen iyi fikir. Ebediyen gideceğim. Yapma! Bu haksızlık ama! Vücudumu kontrol edemiyorum! Bu kez kazanmalıydım! Neden hala bu tarafa gidiyorum? Peki ben ne olacak? Onu iyileştirmelisin! Yardım etmek için her şeyi yapacakmışım gibi. Üzgünüm oğlum. Bir yolunu bulacağız. Umarım o palyaçoyu hapse kilitleyip anahtarını atarlar. Hey, galiba kendiliğinden çözüldü. Pekala. Vücudum hiç istemediği şeyleri yapıyor. Neden bir kez olsun kazanamıyorum ki? Sonunda dışarı çıkıp şehrin tadını çıkarmana sevindim ben. Helikopterde seni meşgul edecek fazla bir şey yoktu. Umarım her şey yerli yerindedir. Bekle, büyük baba yapma. Burada neler olmuş böyle? Pardon, esmoa, je ne parle pas Türk. Galiba bütün elektronik aksamı bozan şey o kule. Omnitrix'in de dahil. Yani peşlerine mi düşsem? Aman nasıl? Hayır, ben öyle demedim. Helikopteri verici olarak mı kullanayım? Hayır. Dediğini gayet net duydum. Hayır, dikkatli olmalısın. Tabii, devam et. Ne yapmayı planladıysan onu yap. Neden olmasın? Harika fikir. Güveni daha sık dinlemem lazım. O zaman bir dahakine odaları sen tasarla. Yapacağım. Ve öyle ucuz malzemeler de kullanmayacağım. Demek asıl amacınız buymuş. Sen de kimsin? Yıldırım Gülle. Galiba bu o çocuk. Küçük oyuncağım bunu yapıyor demek. O oyuncak değil. Ama sen kesin öylesin. Tamam, C planı. Umarım bu kez devre sistemini doğru çalıştırırsın. Tıkır tıkır çalışacaktır. Öyleyse o şerefi sana bırakayım. Seni tebrik ederim. Bu sefer işi berbat etmedin.
Bunlar Gwen'le benden daha çok kavga ediyor. Olamaz. Bir şekilde bu çocukları ayırmalıyım. İşte gidiyorum. Kabul ediyor musun canım kardeşim? Sen ediyor musun? Fena dağıtıyorsun. Ama o daha fena dağıtabilir. Olamaz. İşler biraz kızışacak. Yeniden mi dönüştün? Ne kadar çabuk. Manyetik alanın kapatılması gerekiyor. Kutupları tersine çevirmeye çalış. Evet, Gwen haklı. Doğrudan yaklaşmamak daha doğru. Belki de alevlerine çok yüklenmemelisin. Bir buz kütlesinin üstündeyiz. İyi nasihat verdiniz. Wow, vay canına. Kuzey yarımküreye benim hükmedeceğimde anlaşmıştık. Ama fikrimi değiştirdim. Değiştirecek fikrin yok ki senin. Doğrudan yaklaşmayalım ha? Bir şey yok. İyi değil. Hayır. Gwen manyetik şeyi artı bir şeyle eksi bir şeyin yerini değiştirerek tersine döndür dememiş miydi? Yoksa bu filmde mi geçiyordu? Neyse şu an en iyi planım bu. Vay canına, düşündüğümden etkili oldu. Ters çevrilmiş manyetizma çok güçlü. Bu zekice olan planımızın tam tersi. Ve bir kez daha planlarımızı rezil etmekte başarılı oldu. Berbat bir kardeşsin. Bana uyar. Gel ben, büyük babam aracı çalıştırdı. Pekala kızım, şüphe ettiğim için üzgünüm. Kuzey Kutbu aslında eğlenceli bir yermiş. Galiba öyle. Sumo kartlarımı bir türlü alamadım. En hızlı koşucuyu anlayacağız. Herkes en iyi koşanın ben olduğumu bilir. Sadece senden daha hızlı olmalıyım. Sakın korkmayın. Ayasha'nın golemi benim kontrolümde. Bütün dünyaya barış ve mutluluk getireceğim. Gurur duyacaksınız. Evet, harika. O hiç sahip olmadığım torunum gibi. Olamaz, çok geç kaldık. Peki tamam, işte planımız. Kalabalık söylediklerine inanmayacak. O yüzden stratejik hareket etmelisin. Evet. Kayayı şok kayayla çarpıştırma zamanı. Neden zahmet ediyorum ki? Bu kaya canavarı hepinizi yok etmeye çalışıyor. Bizi yok edecek kaya canavarının sen olmadığını nereden bilelim? Bariz şekilde sizi ezmeye çalışıyor. Sanırım sana inanamıyorlar. Zaten tekrar bir güvenilmeze neden inansınlar ki? Saldırın! Neden güvenilmez olayım ki? Ben konuşmak işi daha da kötüleştiriyor. Bunu sessizce yapman gerek. Sessizce mi? Bu hiç eğlenceli değil. Ama ben... Üzgünüm büyük baba. Üzgün değilsin. Vazgeç Hex. Bitti artık. Şasal. Bu asla bitmeyecek. Onları kontrol ettiğim sürece golemi geri getirme imkanım olacak. Ve seni uzak tutacak bir orduyu da. Hadi ama büyük baba, bana hala inanmıyor musun? Kaideleri ikinci kez yıktın. Bütün gün yalan söylüyorsun. Sana güvenemem. Büyük baba. Hiç umut yok.
Galiba Hex haklıydı. Yalancı, Hex'in haklı olduğunu söylüyorsa Hex haksız mı yani? Benim kafam karmakarışık oldu. İşte bu ben. Zehri böyle bozabilirsin. Ha? Söylemek istediğinin tersini söyle. Yalan söylemek gibi mi? İyi bir nedenden ötürü. Ha, yalanın yarattığı şeyi yalan mı çözer sanıyorsun ha? Tamam, denemeye değer. Yani denemeye değmez. Büyük baba, sana yalan söyledim. Bekle, yani söylemedim. Şimdi söylüyorum. Tamam, baştan alalım büyük baba. İşin aslı, kaideleri ben yıkmadım. Ve amacım da iyi değildi. Bu iyi mi gidiyor demek yoksa bunun tam tersi mi? İyi gidiyor. Büyük baba, yalan söylemek doğru bir şeydi. Ve asla da üzgün değilim. Seni ve Gwen'i Hex'ten korumaya çalışıyordum. Çünkü seni kırıntı kadar bile sevmiyorum. Ve asla da sevmeyeceğim. Bu gezide gizli bir toplantıya alet olmak istemediğimi özellikle söylemiştim. Artık dersimi aldım tatlım. Ne? Hayır. Şimdi yine hain olmak nasıl bir şey? Bekle, bunu zaten biliyordun. Gelecek sefer Tennyson. Bu kadar şanslı olamayacaksın. Bunu telafi edeceğim canım. Gelecek rotamız Avrupa, hatta belki Asya. Galiba bu sonuncuydu. Anıtı onarmama yardım ettiğiniz için sağ olun. Sıra dışı şekilde müthiş ailemle güzel zaman geçirmek her zaman harika bir şey. Artık yalan söylemen gerekmiyor, biliyorsun değil mi? Gwen, sana hiç yalan söylemedim. Hex'in kötü etkisi altındayken ondan kurtulmak için söylediklerim hariç. Ya da gerçekten doğruyu söylemek istemediğim zaman. Şaka yapıyorum. Ben dersimi aldım. İkna edici olabilmen için sence de biraz daha çalışman gerekmiyor mu? Ben mi? Peki ya Gwen? Benim kafama taş fırlattı. Hey, büyük babam da fırlattı. Belki de artık çalışma bitmiştir. Rahatlamak için yalnız zaman geçirmekten çok memnunum. Bu yaz gecesi şöleni kargaşadan uzaklaşmam için ihtiyacım olan tek şey. Ve Todd'dan. Tamam, gerçekten samuray gezisini özlemek istemiyorum. Dövüşe son vermeye ne dersin? Sonik frekanslar üretebilen bir kuyruk. Ben bunu unutmuştum. Şimdi gerçekten battın. Hey, pes etme zamanı. Kuyruğun hızı çok yanıltıcı, takdire şayan bir şey. Evet, biliyorum. Ben en iyiyim. Kılıç lütfen. Onu ancak elimden alabilirsin. Dostum, sen ciddi misin? Zırhın tamamen kırıldı. Doğru, ama hala beni yenecek güce sahip değilsin. Sahip olamayacaksın da. Tabii canım, beni tanımıyorsun. Öyle mi? Boyundan büyük işlere kalkışan bir çocuksun. Kontrol bile edemediğin ödünç alınmış bir gücü kullanıyorsun. Yanılıyorsun. Gücün ne olduğunu biliyor musun? Eğer teknolojin olmasaydı ne olurdun ki? Ben... Aciz biri. Ne? İşe yaramaz. Yeter artık. Kendi ümitsiz acizliğinden kaçan küçük ve ürkek bir çocuk. Sana yeter artık dedim. Ümitsiz kimmiş bakalım? Orada olmalıydınız. Onu öyle bir havaya uçurdum ki düşme sesini bile duymadım. Sahiden çok destansıydı. Kahramanca bir sondu. Yani tuhaf tekno şövalye öylece pes mi etti? Hayır, onu yendim. Adil şekilde. Ama geri dönmeye zahmet etmedi diyorsun. Neden etsin ki? Onu gelecek haftaya yolladım. Oraya geri dönmesini bekleyecek sabrım da yoktu. Orasına inandım. Aslına bakarsanız kılıcı kurtaran şey de sabrımın olmamasıydı. Açıkçası şövalyenin çalmaya yeltendiği kılıç bir taklitti. Orijinal olan kılıç halka açık değil. Öyleyse neden çaldı? Usta bir dövüşçü ileriyi düşünür. Asla anı değil. Ne? Bu da mı kaligrafi konuşması? Bana göre o adam her kimse seni test ediyormuş. Evet.
Evet, bu bana da mantıklı geliyor. Test etmek mi? Testi yüksek puanla geçtiğimden eminim. Belki günü kurtardın. Ancak savaş önümüzde. Bekle, sen kılıç ustası mısın? Vay canına! Bir samuray içinde birçok erdemin yazılı olduğu Bushido kitabına göre yaşar. İlki kılıç dövüşü, diğeri de kaligrafidir. Şimdi samuray zırhını denemek için bir gönüllü gerekiyor. Aa, ben buradayım. Hadi canım. Harika. Bana bakın. Tamam, belki de deneme sırası başkasındadır. Mesela bekleyen ben gibi. Onu en son sen deneyeceksin. Bu senin için iyi bir sabır egzersizi olur. Bence hakkı var. Sıradaki ben olsam. Şimdi sana gösteririm. Hayır, roketlerim. Kahramanlar insanlara ateş etmez. Kahramanlar yardımcıları olmadan da gerçek kahraman olmaz. Oh, bu dürümler midemi fena yaktı. Hemen döneceğim. Tamam büyük baba ama acele et. Galiba ejderha sorununa bir çözüm buldum. Merhaba Gwen, hoşça kal. Kanatlansam iyi olur. Beni yemesen iyi olur çünkü ben çok fena mide yakarım. Oyalanmayı bırak hemen. Anne püskürt gitsin. Bana in. Sizin ankör sinekler. Defalarca canınızı kurtardım sizin ben. Ama senin kendi yarattığın bir durumdan. Çözmek için sorun yaratmak kötü bir şeydir. Ben, bak ejderha neden saldırmıyor? Dikkati de almış. Belki de bunun asıl sebebi sıcaklık. Yapma. Her şeyi mahvettiğine inanamıyorum. Yeniden. Bu ejderha olayı bir aldatmaca. Uzlaşamadığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi sana şu veda sözlerimi söylemeliyim. Otopilot! Otopilot mu? Ne için? Niye şapşalca sorular soruyorum ki? Güzelce oynayın bakalım. Olamaz! Ben ejderhayı aşırı sıcaklık cezbediyor. Aşırı sıcaklık mı? Bende olan şey. Niye peşimden ayrılmadı anlaşıldı. Başka fikirlerin varsa kullanabilirim kuzen. Mesela bu doğru nasıl kontrol ediyor? Boynunda bir kontrol panosu var. Alırsan belki sakinleşir. Onu kesinlikle yapabilirim. Bu her şeyi halleder. Ya da biraz. Galiba artık daha kızgın. Ejderha sitesinde daha iyi fikirler var mı? Canavarları evcilleştiren müzikler. Kaç uykusuna yatmadım. Sahi mi Gwen? Öğlen oldu. Düşün. Güneş tepede parlarken onu nasıl uykuya götürebilirim? Belki de güneş almayan bir yere götürebilirsin. Şu mağara. Sağ ol Gwen. Ben onu mağaraya doğru çekeceğim. Müzik işini de sen hallet. Müzik işini mi? Ama ben nasıl? Doğru, teknoloji. Sıcaklığımı sevdiysen gel al hadi. Evet, işte böyle. Gel de yakala hadi oğlum. Yoksa kızım mı? Yoksa... Sadece bir dakika soluklamalıyım. Dakika bitti. Burayı güzelce bir ısıtayım. Bir ejderhaya uygun. Hadi içeri gel. Bir süreliğine bir şeylere çarpıp onları ezmemeye ne dersin? Ne tatlı. Müziğe ihtiyacın yokmuş gibi. Israr edersen peki şarkı söyleyemem. İşte geliyor. Lütfen yapma. Gerçekten de yapacak mıydın? Seni beklerken Japonya'yı kurtarıyorum. Hallediyorum. Hediye dükkanına gidelim mi? Boş ver. Burada dinleneceğim. Bana da al, tamam mı? Tabii. Merhaba büyük baba. Patlayacağım. Hazır mısınız çocuklar? Görüşürüz. Lütfen bunu yapmadan beni uyar. Ejderha mı yordu? Evet, tükendim. Tim konusunda haklı çıktım ama... Ama kendini kanıtlamaya çalıştığın için bencil hissediyorsun. Öyle gibi. Gurur duyduğun anlar vardır ben. Buradaki büyük fark, çözdüğün sorunların sebebi sen değilsin. Günün sonunda önemli olan şey bu. Sağ ol büyük baba ve açıkçası bunu güvensiz yapamazdım. Duygulandım. İnternette onca bilginin olması çok iyi. Ejderha Tim'in sersem robotu kadar iyi dövüşmüyordu. Bir daha asla onlardan birini görmek istemiyorum. O zaman seni neşelendirmek için aldığım bu robot modelini geri vermeliyim. Hayır, vazgeçtim. Bu çok güzel. Çok sağ ol kuzen. Tabii doğru. Yemek yemediniz. Hadi ya, size yemek alalım. Ejderhalar sushi sever mi? Seviyorlarsa çok kötü. Bize de biraz bırak ben. Yolu kapat.
kapatmayın. Simon! Olamaz, bu çok kötü. Ve elbette hala şarjı yok. Bu fazla uzun sürdü. Kımıldayamıyoruz ve kimse benimle oyunu oynamayacak. Bu gidişinizi hızlandırır. Oyun mu? Ne? Olamaz. Çocuklar çok yorucu. Gidin buradan. İşte oldu. Simon, artık durman gerekiyor. Ne yapacağımı söyleyemezsin. Simon, benimle inatlaşmayı bırak artık. Artık hiç eğlenceli değilsin. Hadi Simon, sakinleşmen gerekiyor. Asıl sen sakinleş. Yeter artık. Stratejimi belirlemem gerek. Herkesin buradan uzaklaşması gerekiyor. Baksana Simon. Sen ona yumruklama mı diyorsun? Daha çok sarılma gibi. Aa, öyle mi? Böyle sarılmaya ne dersin? Seni sert olan. Oo, o da neydi? Gıdıklama mı? Buradayım Simon. Yapabildiğinin en iyisi o mu? O kostümün seni zorlu yapacağını sanırdım. Alay etmeyi bırak. Simon? Bu çok sertti. Çok kaba birisin. Hey Simon. Ne? Satranç oynamak ister misin? Soba dövüşçüleri mi? Onu tutabilir miyim? Vay canına, müthiş bir şey. Nasıl oynanır? Muhtemelen sorman gereken kişi ben değilim. İyi uykular dostum. Ah, neredeyse unutuyordum. Ah, sessiz olmalıyım. Küçük erkeğim uyuyakalmış. Ah, üzgünüm. Küçük trafik oyunum oldukça başarılıydı. Galiba kendime yeni bir cevher buldum. Evet, ebedi şövalye. Bariyeri artık kaldırabilirsin. Peki efendim. Hadi, lütfen gör beni. Şansın var mı? Ne zamandır orada oturuyorsun? Çok uzun zamandır. Şah. Şahmat. Merhaba Gwen. Hayır! Ama biz yapmayacağız. Etrafını sarın. Taktiksel avantajımızı koruyun. Ha, ben de bunu bekliyordum. Geliyorum! Galiba saldırılarına karşı geçici olarak bir çözüm bulduk. Onu etrafımızda tutalım. Top bende. Bu hiç de aklımda olan şey değildi. Çok tuhaf. Şu anda eğlendiğimiz fikrini aklımdan çıkaramıyorum. Bu hiç hesapta yoktu. Ben çok neşeliyim. Saçmalık. Bizim hislerimiz yok. Saldırıyı başlatın. Eğer spor takımında olsak bu şeyin bir anlamı olurdu ki değiliz. Oyun bitti. Bu mudur ya? Şapşal, bas.
Basit bir hortum hava güçlerimiz de kolayca yok edilebilir. Aman ne güzel, tamamen unutmuşum. O parçayı geri ver. İstiyorsanız gelip almanız lazım. Çabuk, soda takip prosedürünü başlatın. Gidelim büyük baba. Yok etme takımı. Olamaz. Oldukça gelişmiş bir şey. Korkma, hallederiz. Kimse benim yaz eğlencemi bozamaz. Buraya geri dön. Tamam, dur. Prosedürlerimiz beklentilerimizi karşılamıyor. Şimdiye dek hayal kırıklığına uğrardım. İsterim olsaydı tabii. Hava kafalılar, su türbini protokollerini başlatın. Çok hızlı. Her şey için protokolleri mi var? Bunları kim düşünür ki? Bu bir duygu gösterisi miydi çocuklar? Ne tatlı. Akıl almazmış. Biz duyguları olmayan makineleriz. Güzel. Eğer duygularınız varsa bundan nefret edeceksiniz. Güç kaynağımız giderek azalıyor. Planlarımızı daha çok geliştirmeliyiz. Gökyüzünü açın. Ama gökyüzünü yeni kapattık. Unut gitsin. Şarj olmamız lazım. Hemen. Hava yeniden ısınıyor. Vücudumuza biraz. Güneş kremimize ne oldu? Olamaz. Galiba bugün birazcık vücudumu yakacağım. Canını sıkma. Yedeğini getirmiştim. Bize ait olanı geri ver. Hemen. Bileşen başarıyla geri alındı. Sen kaybettin. Planlarımız yeniden başlayacak. Bataryamız tekrar dolacak ve sen de yenileceksin. Ben bundan pek emin değilim. Ne? Onu kim? Harika işti yok etme takımı. Yok etme mi? Ama... Evet. Ve şimdi sırada biraz yok etme var. Hayır. Buna son verme zamanı. Dönüşmenin hiç sırası değil. Yenilmediler. Henüz. Bu çok güzel. Duygularımızın olmadığına dair yorumuna ne oldu? Sahip olduğumuz enerjiyi korumaya çalışıyorum. Biraz tazelenmeye ihtiyacınız varmış gibi görünüyor. İşte Hindistan cevizi suyu alın. Hava kafalılar. Yedek bataryayı kullanıyoruz. Hiç seçeneğimiz yok. Rahatlama komutunu çalıştırın. Yetkililere bilgi verdim. Hava kafalıları yakalayacaklar. Tamam ama ne için? Tek yaptıkları fırtına çıkarmaktı ve sonra geri aldılar. Ama kötü niyetliydiler. Kim bilir o güneş bataryasıyla ne yapacaklardı? Orası doğru. Her neyse. Son bir final dokunuşu. Gülümse. Gücüm bu kadar düşük olmasaydı, suratıma ifade çizmenin bedelini fena ödeyecektin. Bence artık buradaki işimiz bitti. İyice bağırırsak belki Ben'e ulaşabiliriz. Alo Ben. Şimdi Lagrange'i gördük. Biriyle yarışıyor galiba. Hiç eğlenceli şeyler yapamıyorum. Evet, çoktan peşlerine düştüğümü varsay. Görünüşe göre küçük bir kasabaya sürüyorlar. Galiba duvara karşı gidiyorlar. Bu doğru. Lagrange rampadan yapacakları muhteşem streçten önce köyün etrafında dolaşacaklarını söylemişti. Yola geri döndüklerinde onları yakalayabilirim. Bekle, rampa mı dedin? Evet. Ben rampanın güçlü bir yapıda olduğunu sanmıyorum. Atlamaya çalışırlarsa rampayı yarıp duvarı tahrip ederler. Birçok insan da yaralanır. İnsanları duvardan uzaklaştıracağım ama onları durdurmalısın. Eski Lagrange iyi ki döndü. Sonunda gerçekten yarıştığımızı hissediyorum. Keşke seni sarsmanın bir yolu olsa. Dur, yol kapalı. Hallederiz. Kimse ikimizi durduramaz. Görüşmek üzere. Bir konuşmamız gerekiyor, zamanımız yok. Sen iyi misin? O serseri sürekli olarak bunu yapıyor. O kadar kızgınım ki ben sanki bir araba kapısı sökebilirim. Ama onu değil, onu seviyorum. Öfkeli olduğunu biliyorum ama zamanımız yok. Lagrange duvarı yok edip insanlara zarar verecek. Lütfen onu durdurmama yardım et. Lagrange ailenin bir parçası olmayı hak etmiyor. Belki beni kazanmak için aile muhabbetine biraz fazla değiniyor olabilirsin. Ama amacın hoşuma gitti. Aile tuzağına düştüğüne inanamıyorum. İmposible. Olabildiğince yaklaşmamız gerekiyor. Biraz aile desteği alabilir miyim? Can sıkıcı çocuk ve kaba olan. Onlara gerçek yarış nasıl olur göstereceğim. Elbette yasa dışı nitrojen arttırımıyla.
Çok uzakta. Yakalayamayacağız. Galiba beni zorlayacak. O gece lambasıdır. Bu gece lambasıyla Lagrange uyuyakalacak. Sıkı tutun çocuk. Artık çok yakınım. Bunun tadına varacağım. Duvardan atladığımda artık bir efsane olacağım. Lagrange! Yetiştiler mi? Ama nasıl? Sizinle duvarın öteki tarafında görüşeceğiz. Söylemek istemiyorum ama bebeğim dayanamayacak. Onu yavaşlatabilmenin bir yolu olsaydı ya da hızlı gidebilmenin... Bir, bekle, nitrojenin. Elinde bir tüp daha var mı? Evet, ama daha fazla kullanırsak araba patlar. Ben patlamam ama. Bir tane gönder. Al bakalım kardeşim. O da neydi? Aa, ne yapıyorsun? Duvardan atlamaya çok yaklaşmıştım. Bence bir şeyler ayarlayabiliriz. Büyük baba, güven. Beni görmeliydiniz. Lagrange'ı alt ettim. Vin'in arabasının üstünde gidip sonra süper şarjı bir nitro tankla uçtum. Ve galiba ben bir şekilde onu yavaşlatabildim. Bazen dersini alamadığını hissediyorum ben. Ne? Hey çocuk, orada çok soğukkanlıydın. Harika mıydım? Soğukkanlıydın dedi, harikaydın demedi. Ve sen harika bir aile yetiştiriyorsun. Tanrım sağ ol. Bir suçlu bunu nasıl söyledi bilmiyorum ama teşekkür ederim. Şimdi müsaade ederseniz bu serseriyi polis merkezine götüreceğim. Barış! Vay canına, gerçekten kamu hizmeti veriyor. Gerçekten harika. Pekala, pasta arabanın tamirini bitirip mantı yemeye gidelim. Açlıktan ölüyorum. Ben sürebilir miyim? Ben 10 yaşındasın. Ama her zaman sürüyorum. Evet ama uzaylı olduğunda. Uzak dur. Bu iş henüz bitmedi sihirbaz. Sihirbaz mı? Ben. Hayır benim. Benden uzak dur. En azından saatimin şarjı dolana kadar. Neden bahsediyorsun? Ben. Bekle. Saçma kitap. Eyvah. Olamaz. Ben gerçekten benim. Gwen. Hadi ama ben. İyi deneme numaracı. Eğer kuzenimi görsem onu tanırdım. Yardım lazım mı? Hayır. Hayır. Her şey yolunda. Sadece kızartıcıyı bağlantı anahtarı kontrolüne bağlıyorum. Çok tehlikeli bir şey. Sakın gelme. Dışarı çık ben. Her şeyin altında sihirbazın olduğu ortada. Onu birlikte bulmalıyız. Ben sana doğruyu söylüyorum. Tabii. Ne inandırıcı. Gerçeği ateş topu ortaya çıkarır. Ben. Peki tamam. Ben gerçekten sihirbazım. Şimdi çık da benimle yüzleş. Yalan söylediğini biliyordum. Bugün gibi ortadaydı. Fındık kafalı benim işte Gwen. Hiç pes etmiyorsun değil mi? Az önce Gwen'i kamp alanında gördüm. Her ikimizi de dönüştürebileceği aklına gelmedi mi? Belki. Son oyunu ne bilmiyorum ama bana kin güttüğü ortada. O yüzden aşağı inip onu bulmama yardım et. Neredeyse kanacaktım. Zekisin ama ben daha zekiyim. Yansana. Çekilin. Affedersiniz. Teşekkür ederiz. Lütfen. Sence bu beni durdurur mu? Tamam. Bunu daha önceden tahmin etmem gerekirdi. Artık yolun sonuna geldin sihirbaz. Şimdi bana burada ne aradığını söyle. Sana doğruyu söylüyorum. Ben sihirbaz falan değilim. Yalancı. Dinle kalın kafalı. Tekrar ateş edersen herkese en sevdiğin atıştırmalığın... anaokulunda alıştığın fıstık ezmeli turşuyla peynir olduğunu söylerim. Ne? Gwen'i yaptırdık bana. İnanamıyorum. Gwen? Nihayet. Ateş ettiğim için üzgünüm. Neyse ki ıskalayan birisindir. Bekle, sen buradaysan bunun anlamı... Sihirbaz şu an kamp alanında. Gidelim. Sen... Nasıl
Nasıl bir büyük baba bir çocuğu öyle bir telsizi tamir etmeye zorlar ki? Sihirbaz mı? Burada ne arıyorsun? Güven nerede? Buradayım. Büyük baba lütfen telsizimize dokunmamış olsun. Aa yüce tanrım. Kendini mükemmel sanan kız gibi görünmek zaten çok yorucuydu. Senin yüzünden kuzenime saldırdım. Ondan fazlasını yapman gerekiyordu. Hey! Burada bekle. Sağ ol mu demeliyim acaba? Çok iyiydi. Ama seni daha iyi yapabilirim. Seni dinliyorum. Afiyet olsun. Tanınmayacak kadar yanmışlar. Dışları belki yanmış olabilir ama önemli olan içlerindeki. Tıpkı insanlar gibi. Demek brokoli. Hepimizin sırları vardır. Şimdi beni dinle. Bu da bana aitse sen de bana aitsin. 360 derecelik tirbişon kıvrılması 500 puan verdim. Hey, kimin tarafındasın sen? Üzgünüm ancak numarası tartışmasız akıl almazdı. Hatta en akıl almazı. Ben eğer bir şey yapmasak beni ezecek. Oh, tek yapacağımız bu mu? Evet, evet tamamen şakaydı. Sakinleşirsen hepsini halledebiliriz. Tamam yeter artık. İkisi de damdan hemen gitmesini istiyorum. Ama bana o lime lime ederim bakışını yapma. Bunu milyon kez gördüm ben. Hadi bakalım gidin. Lili lütfen konuşmayın. Bırak artık. Aha, benimle bu şekilde konuşmak cesaret ister. Babam bunu duyana kadar bekle bakalım. Aa, bununla baş edemem. Büyük baba sen de niye göz kulak ol? Aa, özel kayak yeri istiyorum dersem onu alırım. Ve kaç çevre felaketi olacağı da umurumda değil. Babam size dava açmaz sanıyorsunuz ama avukat tutun derim. Bunlarla yeterince zarar verdin. Hey, ben kar makinesine imha et. Tamam. İşte hepsi bitti. Sonunda orman yeniden huzura kavuştu. Belki kar durdu ama orman hala karla kaplı. Ben karı her yerden temizlemen gerekiyor. Bunlar hangi malzemeden yapılmıştı? Yasal olarak söyleyemiyorum. Tıbben de sindiremiyorsunuz. Ağzımda doğal felaket var gibi. Çok fazla kar var. Bütün hepsini nasıl temizleyeceğim? Dinle. İkimiz de aynı taraftayız. Yardım etmek mi istiyorsun? Ve bana güveniyor musun? Ve en iyi dostum olmak istiyorsun. Tamam mı yapayım gitsin? O neydi hiç bilemiyorum. 5 milyon puan. Ben başardım. İnsan o zorun o kadar güçlü olduğunu kim bilebilirdi? Aslında şöyle düşünmek lazımdı. Forget'i yardım etmeseydi başaramazdım. Aa bakın kim geldi. Sence de bir şey söylemen gerekmiyor mu? Ne? Ne dememi bekliyorsunuz? Üzgün olduğumu mu? Normal yetiştirilmediğim için bunu yaptığımı mı? Aslında aileni ve seni kıskandığım için paramla duygularımı sakladığımı mı? Ve tek istediğim şeyin aslında beni param için sevmeyen gerçek dostlar olduğunu mu? Kamp alanında bize katılır mısın? Sosisimiz var. Sahi mi? Evet, seve seve. Havyar da getiririm. Biliyor musun Billy? Bence bu harika bir arkadaşlığın başlangıcı. Bekleyin. Bu garip sis de ne böyle? Bu Forget'in unutkanlık sisi. Bekle, bir fotoğrafını çekmeliyim. Ben çektim. Gözlerim, Billy! Aha, şey de öyle. Billy, burada ne arıyorsun sen? Neden kayak kıyafeti giyiyorsun? Temmuz ayındayız. Ben de... Aa, zengin insan mı odası? Ayak takımımı anlayamaz. Bak sen şu işe.
Neler olup bitin anlamadan zaman akıp geçiyor. Gidelim çocuklar. Bırakalım mı Bill'i? Ay istemem. Bir helikopter çağıracağım. Tamam sen bilirsin. Yarın Forgetti'yi arayışımıza başlayabiliriz. O şehri duydunuz mu? Aa, hayır. Fakirler. Ne? Deniyorum. Başarısız oldum. Yapamıyorum. Ben çok üzgünüm Grant. Ama olduğun yerde kalacaksın. Şimdi gerçek anlamda evleneceğiz. Dikkat et ve de yavaşla. Yavaşlamak yok. Kevin? Hey, nereye gidiyorsun? Başka bir yere. Hızlı geçmek istiyorum. Bu çok... tatsız bir şeydi. Hadi Ben, ayağa kalk. Ben! Bunu yaptığıma inanamıyorum. Kafasızsın. Ne? Solumda. Neden seni dinleyeyim? Kafasızlığı bırak da beni dinle artık. Ezilmek mi istiyorsun? Pek sayılmaz. O zaman dediğimi yapsana. Sola git. Tamam şimdi sağa. Sola kay. Şimdi öne. Sonra sağa. Beni fırlatacaksın. Umarım az yemek yemişsindir. İşte geliyorum. Yok. Hayır yapamazsın. Bir şey değil. Hey bir dakika. Neden? Yardım ediyorsun. Ben sana ne demiştim? Dövüşmeye değil, konuşmaya geldim. Konuşmaymış. Gwen'in sesi çıkmasa tabanları yağlayacaktın. Bekle. Hayır. İğrenç. Bana bak, yardım edecek misin sen? Hiç eğlenmiyorum, hiç eğlenmiyorum. Daha hızlı, daha hızlı. Glitch, durmayacaksan da yardım et. Hiçbir şey yapamazsın. Y'ye geçidinde fotoğrafımı çek tabii. Çok doğal görünmesini sağla. Peki ya yolcu güvenliği? Bu iş sende Gwen. Çektim sevgilim. Bunu yapmana izin vermeyeceğim Glitch. Güzel. İstediğim yere gidemezsem o zaman istediğim hızda giderim. Hey dur. Glitch bu hiç komik değil. Yapma canımız yanabilir. Ve frenle atın. Acil durun kabinleri bu yüzden var. Sanmıştım. Galiba saplanmış. Eğer şok kaya gibi enerji verebiliyorsan ayrıca boşaltabilirsin de. Hey, enerji boşaltımı uzmanlığımdır. Tamam, şimdi ne var? Çizme bacaktan geri kalanı seçeceğim. Hayır, eğlencem, eğlencem. Söylediğim gibi, söyleyeceğin hiçbir şey bana bir şey yaptıramaz. Bu konuda büyük şüphelerim var. Gwen? Ama sen nasıl... Onu rahat bırak. Bununla hiçbir ilgisi yok onun. Kaynaklarım sihir hayranı olduğunu söylüyor. Acaba kaybolma numarasının bir parçası olsa kendini nasıl hissederdi? Gwen, sen iyisin. Evet, arabada hırpalanmam hariç. İlk kaskımı takıyordum. Hey, bu çok tuhaf. Sağ ol demeliyim. Ne hakkında konuşacaktın? Sen onu boş ver şimdi. Zaman harcamaya değmez. Evet. Her ne kadar bunun en başta senin hatan olduğunu düşünsem de... ...hala saman kafalı kuzenimin yardım etmesinden memnunum. Öyle mi diyorsun? Evet şey her neyse. Umurumda bile değil. Bu bana uyar. Eve gitmek isteyen var mı? En azından bunu yapabilirim. Sağ ol kalsın. Yürümeyi tercih ederim. Bir şeyi unutmuyor musun acaba? Sakın ha bana yapamadım deme. Sana hatırlatmama gerek yok. Yok. Sen de buna pişman olacaksın. Efendim başka bir tane. Ah, öyleyse başka bir zaman. Evet, öyleyse başka bir zaman. Alın bakalım. Nefes alın. Ve nefes verin. Rahatla Gwen. Ben mantıkta biri. Bunu dövüşmeden hallederim. Ne diyordun? Şimdi de biraz dilomit adaletin zamanı. Laf nasıl? Ben durmak gerekiyor.
Çatışma yok, unutma. Ben çatışmayı başlamadan bitiriyorum. Tıpkı o dergide yazdığı gibi. Hala bir şey yapmamışlarsa da yapacaklardır. Lütfen, daha kaplıcalara bile girme fırsatım olmadı. Sen onu külahıma anlat. Kendini küçük düşürmeyi bırakacak mısın artık? Bir kahraman asla durmaz. Ne kadar küçük düşerse düşsün. Yeter artık, yeter dedim. Mekanı yıkıp döken biz değiliz. Şahsa. Sana çatışma çıkarırsan dinlenme yerinden atılırsın demiştim. Ama böcek kardeşler, onlar kötü adamlar. Sadece tek bir kötü adam görüyorum. Bu çatışmada hiç kimse rahatlayamaz. Sen ve ailen ya bu karmaşayı düzeltirsiniz ya da bir daha giremezsiniz. Ama biz hiçbir şey yapmadık. Akrabalıktan suçlusunuz. Daha, ama daha rahatlayıp ruhen yenilenmem bitmemişti. Kalabilmemizin bir yolu var mı? Şu Tinas'ın sezgisi rahatlamamı ve yenilenmemi mahvetti. Oysa henüz hiçbir şey yapmamıştık. Evet, yani yapacaktık. Bu ruhen yenilenmemizi durdurabilir demek değil. Mühim değil. Seni rica etsem. İşte Gulpinatör 6000. Bu benim en iyi icadım olabilir. Hayır, sadece bir kamyon değil. Gulpinatör 6000, o dinlenme yerindeki kaplıcaların suyunu tamamen kurutacak. Onların kaplıcalarındaki suyu çektikten sonra 10 milyon sterlin karşılığında fidye olarak elimizde tutacağız. Ve o para da bizim dünyanın hakimiyetine dönüşümüz için yeterli olacak. Açıkçası Gulpinatör'ün parasını da çıkaracağız tabii. Buna monolog deniyor, diyalog değil. Yardım lazımdır dedim. Sağ ol. Büyük babamın rahatlayabilmesi için temizlemeyi kabul etmen olgunca. Biliyor musun ben? Sorun arayan bir kahramanla sorunu durduran bir kahraman arasında fark vardır. Doğru olanı yapmaya çalıştığını biliyorum. Şimdi Sidney, kaplıcalara git. Mekanımda çatışmama hakkında ne söylemiştim? Olamaz. Ah hayır. Ah evet, biliyordum. Kahramanlık zamanı. Yumurcak, girişimi başlat Sidney. Gulpinatörü ben süreyim. Bu kahramanın büyük bir bölgeç geri dönüşü yapma zamanı. Neler oldu? Bir düşün bakalım. Çok uzunca süre rahatlayabileceğin bir yer biliyorum. Tenisan! Böyle bitmesine çok sevindim. Kesinlikle Shasta. Gwen, şansım varken... Cüret etme. Tabii Max amcana güle güle demek istemiyorsan. O büyük baba Max. Bibi babi. Buktu'yu yakalamalarına yardım etmezseniz büyük baba Max bir sonraki aile toplantınıza katılamayacak. Gel buraya Buktu. Dadı ilacını ne kadar erken yaparsa atıştırmalarımızı o kadar çabuk yeriz. Yarım porsiyon olarak tabii. Ben emziğimi istiyorum. Odaklanın bebişler. Tim bu sefer öyle sıvışamayacak. Şu yamuk bebek bacakları. Timbuktu, konuşmamız lazım. Tim, ne yaptın sen? Ben mi? Onları pataklayan sendin. Önce onlar saldırdı. Gwen buralılar dedi. Belki de gruplarına katılmamız mümkündür. Nasıl peki? Larvayla mı? Kurtçukla mı? Muzla... Oh! Biraz muz. Neden bu kadar uzun sürdü? Artık güvenilir bir yardım eli bulamıyorsunuz. Peki, bunu kendim yaparım. Sen burada kal. No. Buktu nerede? Yolda, geliyor. Şimdi şöyle olacak. Küçük laboratuvarına döneceksin. Büyütücü iksirinden hazırlayacaksın ve bizi olgun hallerimize döndüreceksin. Kazandın zannediyorsun. Ama size nasıl davranacağınızı öğretmesi için yetiştirdiğim bir çocuğum var. Bartolomeo. Ne?
gerçekmiş. Bunu biliyordum. Böyle bir durumda koca adamı çağırmak gerekir. Ne? Bu kanat mı? Aa, peki neyse. Bence yerinde. Bu bana pek tanıdık geldi. Aa, evet. Mükemmel. Yalan yok. Fena yapar. Olamaz. İnin üstünden. Size inin dedim. Üzgünüm dadı. Zamanın tükendi artık. Göremediğin zamanlarda hedefini tutturmak zordur. Onun gözlerini mi aldın? Müthiş ve biraz da iğrenç. Hem büyülendim hem de aynı zamanda korktum. Onu durduracak bir planım var. Onu çemberin ortasına çekecek biri lazım. Oldu Bill. Adamınız benim. Yani bebeğiniz. Kahramanlık zamanı. Ciddi misin sen? Baksana şapşal. İşte tam buradayım. Çirkin şey, aşırı sorunun mu var? Sana yardımcı olayım. Hadi düş taş kafa. Yapman gereken bir ilaç var kabus dadısı. O isimden nefret ediyorum. Sakın unutmayın. Sadece küçük bir yudum içmesi lazım. Ah, çok gerçeküstüydü. Tek yudum içeceksin, tamam mı? Ne? İyi görünüyorsun büyük baba. Ah, her şey için. Alın şunları, alın şunları, alın şunları, alın şunları. Bir dakika, bu mektup o flütle ilgili. Bir nişan mı bu? Her şeyi değiştirebilir. Gwen, okumanın hiç sırası değil. Ama ben... Şimdi aksiyon zamanı. Pekala, dinleyin. Olasılıklar aleyhimizde ama bir planım var. Başka seçeneğimiz var mı diye bakacağız. Sizi öfkeli boğa sürüsü gibi uyandıracağım. Böylece X'e karşı küçük ama güçlü olacağım. Mesela mısır mahsulünün kreması olduğunuzu düşünün. Onları şey kreması yapacağız. Ha, mısır. Mısır kremasını iki kez kullandın. Başka bir şeyin yok mu? Kocaman kaslarım var. İşte bu. Yıllardır kavga ediyorlar ve onları birleştiren şey bu mu? Bir sihirbazın mısır tarlasından hayalet orduyu çağırmak için flüt kullandığı an bende mantık gitti. Hayır hayır, bu olamaz. Neden oluyor böyle? Ne kadar da rahatsız edici. Pekala silah arkadaşlarım. Hayaletlerin icadına bakın. İşte düşmanlarınız. Saldırın. Sanırım bir ara versen iyi olur. Şu flütle sen ilgilen, ben. Evet, gücünüzü artırmak için korkularını kullanın. Hey, palyaço sihirbaz. Ben yumruğumu suratına indirmeden önce ayaklarını yere indir. Çok ilginç bir teklifmiş. Ancak reddetmek zorundayım. Ha, demek klasik kedi fare oyunu. Peki kedi kim? Ya da fare kim? Aa, hiç kedi gördün mü sen? Al bakalım ye, fare. Belki de hayalet ordum kedi gücü kullanabilir. Peki rat kaslarımı seni indirmek için kullansam? Sıkıştın. Kıyafetim. Bu flütün içerdiği bütün gücü ortaya çıkarmam gerekiyor. Ne oluyor? Dönüşüm geçiriyorlar. Üstlerine sıcak su atalım. Belki de erirler. Sana şeker gibi mi görünüyorlar? Daha iyi bir fikrin var mı? Sus! Kavganız onları daha da güçlendiriyor. Sonunda başarabildim. Tenisim bozguna uğradı. Yolumdan çekildiğine göre ordum artık dokunulmaz olacak. Korkunç soldan...
Yeni dünya liderinin kutsal pelerini çekmeye kim cüret ediyor? Gwen! Zaman olmadan kurtulmama yardım et! Bunlardan biri durduruyor olmalı. Hey! Dinleyin! Uğruna kavga ettiğiniz flüt işte burada. Ve hiç kimse hiçbir şey çalmadı. Molly McJoy bir Hartfield'la evlenip flüte sahip olmuş. Bunu aşk mektubunda yazmış. Bence artık kavgaya son verilip bu ruhların rahat bırakılması gerek. Katılıyor musunuz? Doğru. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Belki de flüdü paylaşmalıyız. Ben de çok üzgünüm ve sana katılıyorum dostum. Belki bu kez kazandın Tennyson. Ama bir dahakine bu kadar şanslı olamayacaksınız. Peki şimdi ne yapacağız? Bir fikriniz yoksa ben bir şeyler pişirebilirim. Sakın unutma. 5 saniye sonra tam 180 derece çevir. Anladım. Büyük babama püf noktalarını vermeleri müthiş. Öfkelenince mısır gibi patlamalarından iyidir. Pek bir mısır tadı vermişti. Ben paslı kovada bekleyeceğim. Hey! Beni yenebilmenizin tek yolu kafalarınızı birleştirmek. Solar, polar. Ne yapıyorsunuz siz böyle? 3 dakikadır falan birbirinize bakıp duruyorsunuz. Doğru. Kardeşim, doğaçlama hatamı telafi etmeye hazırım. Evet, artık birleşme zamanıdır. Hay aksin. Biri indirildi, 2 tane daha var. Tanrım, bu yaz satirimin sonu olabilirdi. Hamam böceği gibi sürekli geri gelip duruyor. Bu böceği ezmeden... Bol şans! Ben sana sorumluluk verdiğimi hatırlamıyorum. Ben verdim, önce ben inşa ettim. Ufaklık, sana bir kelime sorsam. Büyük baba, bu hileye girer. Geliyor! Ayın karanlık yüzü fizisi aktif. Gwen, galiba planımız tekrar bize geri tepti. Haklısın yaşlı insan. Lazerler yeterince verimli değil. Bu dünyayı meslektaşımdan daha hızlı 2'ye bölebilirim. Kardeşim, gitmeliyiz. İlerlememiz durduruldu. Büyük babama ve Gwen'e zarar vermeden oraya gitmeliyim. Vay canına, bir şey yapmamak işe yaradı. Evet, yıkım takımı sakinlik takımı olmalı. Dünya bölücüyü durdurmaya nasıl cüret edersin sen? Bu Tennyson'lar o yumurcaktan daha yıkıcılar. Tuz ve biber sekansı aktivasyon süreci başladı. Mega dünya bölücü manyetik darbe ışınlama hati. Ne? Barıştılar mı? Bu nasıl olabilir? Korkmayın, ben geldi. Ne yaptın sen? Ben hiçbir şey yapmadım. Bütün gün bu adamlarla savaşmaya çalıştım. Ama sakin, mıknatısın gücünden etkilendi. Size bir şey olmaz diye gittim. Eğer kalsaydın, beni dinleseydin ve kaçmasaydın... ...Ekvador ormanını keşfederdik. Onu yok etmezdik. Onlar karşıt görüşlerini bir kenara atıp çalışıyorsa siz de yapmalısınız. Büyük babam haklı. Benim zekam, senin de kas gücünle daha güçlü oluruz. Yardımınla daha da güçlü oluruz. Evet, tabii. Planın nedir? Tamam. Hadi Tennyson takımı! Manyetik darbeli ışın tekrar ateşlenmeye hazırdır. Hey Solar, hey Polar! Neyi kastediyorsun sen? Zaten dünyayı bölmüyor muyuz biz? Bence dünyayı fidye olarak tutmak için makineyi kullanmamız en iyisi olacaktır dostum. Solara katılıyorum. Hükmetmek için bölünmemesi daha mantıklı. Bak, planımın en iyisi olduğunu anladı. Çünkü o zeki bir çocuk. Hey, ben daha zekiyim. Öyle zekiyim ki 2 dünyada hüküm sürmenin daha akıllıca olduğunu anlayabiliyorum. Kimin planı destek görüyormuş bakalım. Benim planımla hareket edeceğiz, tamam mı? Hayır, benimkiyle. Kendi alanıma hükmetmek istiyorum ben. Şapşallar. Sen çekilmezsin. Keşke seni hiç tanımasaydım.
Bir dahaki ben planımı yalnız uygulayacağım. İyi ki kavga başlatmada iyiyiz. İşe yaradı. Evet, Tennyson takımı. Tennyson takımı. Sizin de gurur duyuyorum. Hadi geri dönelim. Crystal beni bekler. Büyük baba, helikoptere isim verme takıntını konuşsak. Benim denememi ister misiniz? Hiç faydası yok Petrak. Vay! Geçitler mi? Bu acayip bir şey. Bırakır mısın beni? Olmaz. Ödülümü kaybetme riskini göze alamam. Ne yaptığını bilmiyormuş gibisin. En azından ormana girsek. Onları atlattık. Bir uzaylı saatim var. Yardım edebilirdim. Haklıymışsın. Çok can sıkıcısın. Şimdi çabuk olsak iyi olur. Yoksa onlar... Çabuk olsak iyi olur. Yoksa onlar ne? İndir beni hemen! Bu dediğimin tam tersi! Hey, sal! Geri alıyorum. Tetrax aşağı iniyor. İkiniz de Glorgentorf olmaya ne dersiniz? Beni rahat bırakın! Eğer anlamadıysan, Glorgentruf birkaç uzak gezegende bulunan bir bitkidir ve... Açıklamaya çalışman tuhaf kaçıyor. Bence senden sadece iyi ödül olur. Hadi ama! Ben sadece bir aksesuar değilim! Sola git! Sola git! Koş hadi! Ben seni yerlendiririm! Sağa doğru! Zıpla! Sıçra ve kaykayın arayla kay! Üzgünüm, kendimi kaptırdım. Evet, ikisi serbest. Yapma ama. Ne kadar ödül sana değer ki? Geliyor. Eyvah, ne yaptım ben? Güzel, sanırım kelepçeler işe yarıyor. Bekle, diğer adam nerede? Hey, onunla ne güzel muhabbet ediyorduk. Umurumda değil. Ya senden sandviç yapmam umurunda mı? Olamaz. Bak, tek kolun gitmiş. Bende 4 tane var. Sana yardım edeyim. Evet, sonunda. Özgürüm! Şapşal saat! Bir dakika ara verir misiniz? Özgürüm, imkansız. Hadi saat, sana ihtiyacım var. Hadi! Ödül özgür kaldı. Şoka hazır mısınız? Hayır, ödül benimdir. Bugün değil. Şimdi yerinde kal. Krep geri dönecek. Krep'in sözlerini unutma. Uğradığınız için sağ olun. Sakın bir daha gelmeyin. Artık sana borçluyum. Yani seni bırakacağım. Ama bir dahaki karşılaşmada ödülüm de çok ısrarcı olacağım. Sadece teşekkür edebilirdin. Hey bekle. Geri dön. Pasta araban nerede? Ne kadardır yokum? Tamam. Başardım. Ben tam zamanında döndüm. Biz de tam mola vermek için çıkıyorduk. Bize katılır mısın? Galiba mola vermeye mola vermem lazım. Ben seni işe yaramaz. Keşke öyle olsam. Saldır! 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 O doğru. Topin yol, ben araştırmamı tamamlar dersen de oğlanı oyala. Affedersiniz, üzgünüm ben. Biri nasıl hala keçilerden korkup da keçi peynirine bayılır? Yeter, yapma artık. Ben doğruyu söyle gitsin. Köylüler sana yardım edecektir. Ama Chupacabra hikayesinin uydurma olduğunu anlarlarsa çıldırırlar. Seni Chupacabra sanıp çıldırmışlar zaten. Büyük baba hadi, beni yardım etmeliyiz.
Aman tanrım, ben geliyorum çocuğum. Hey keçi, torunumu rahat bırak. Büyük baba. Galiba seni seviyor. galiba. Baksana, korkunç görünebilir ama bence Fofinho kadar da tatlı. Aslında o Fofinho zaten. Ne? Annem o diğer keçilerden olağanüstü kuvvetlerini çıkardı ve onu şu süper keçi yapmak için kullandı. Annem o hala o tarafta, dövüş başladığı zaman herkes varlığını unuttu. O Animo mu? Mükemmel yapım için hala yeterince esans alamadım. Keçilerinizle uğraşan adam işte orada. Bakın, sürünüzdeki keçiler gibi buruşuk. Kötü şupakabra çocuk doğru söylüyor. Hey! O yaratık keçilerimizi buruşturuyor. Ne dersin tatlı şey? Sürüyü kurtaralım mı? Aa, evet. Bu esansımı tamamla. Keçi depomuz tam kapasite doldu. Keçiler sahiden korkunç. Neden hiçbiriniz bu adamın keçilerinizle uğraşmasını umursamıyor ki? Keçilerimizle uğraşan sensin. Tamam, itiraf ediyorum. Çupakabra hakkında yalan söyledim. Çünkü buruşturulmuş keçilerle uğraşmak istemedim. Ama bu canavar yapmak için keçi gücünü emmekten tamamen farklı bir şey. Çocuğun hakkı var. Evet, keçileri buruşturuyor olabilir. Ama diğeri keçileri miniminnacık ediyor. Belki çocuk ikinci şansı hak ediyor. Son bir sözün var mı diye sorardım. Ama muhtemelen saatin yeniden çalışmadan seni oyalamamam lehime olur. Hey! Sizi sefil... Uzak durun! Harika! Müthiş! Bırakın beni, sizi haşereler! Bir şaka yapardım ama keçi şakan için çoktan birini kullandım. Gereğinden fazla kadın seni keçi korkutan! Şimdi keçilere enerjilerini nasıl geri vereceğiz? Yok olamaz, uzak durun canavarlar. Keçilerimizi iyileştirdiğin için teşekkür ederiz dostum. Sen kesinlikle keçi korkutan canavarların en kötü olanısın. Sağ olun. Bize şupakabradan korkmamamızı öğrettin. Çünkü birlikte onları devirecek kadar güçlüyüz. Sonsuza dek minnettar kalacağız. Korkunu yenmeni çok sevindim büyük baba. Evet, gerçi ne diye bu kadar korktuğumu ben de anlamıyorum ama... ufaktan korkulacak bir şey yok. Yanlış seçim. Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Gösterinin tadını çıkarıyor musunuz? Harika. Şimdi bana paranızı verin. Teşekkür ederim. Ve size de. Zomboso geldi. Daha büyük çek daha büyük paradır. Zomboso büyük çekleri almış. Gerçekten sinirimi bozuyorsun. Nasıl bu kadar? Sorun nedir? Masken olmadan yüzleşemiyor musun? Gwen? Anlamıyorum. Niye benimle dövüşüyorsun? Seni incitebilirdim. Bundan mı endişeleniyorsun? Güldürme beni. Herkesi incitebilirsin. Yeter ki seni iyi göstersin. Zomboso tabii ya. Zombozo'nun hipnozu altındasın. Kurtul ondan. Yapma. Seninle dövüşmeyeceğim. Nedenmiş? Işığını söndüreceğim diye mi korkuyorsun? Işığımı mı? Kafan karışmış gibi yapma. Her zaman tebrik ederim ben. Bastır hadi ben. Sen bir kahramansın. Ama peki ya ben? Planları yapan benim. Bir sürü kötü adamı yenmene yardım ettim. En azından bir teşekkürü hak etmedim mi yani? Sürekli bir kenara atıldım. O sırada tüm itibarı da sen aldın. Neden ben sürekli olarak dışlanıyorum ki? Hadi pirouet, canını oku. Sen de gördüğüm cevheri keşfet.
Durma. Bunu hak ediyorum. Sahiden üzgünüm Gwen. Tam bir şapşal gibi davrandım. Fikirlerine itibar kazanmak istememiştim. Ve bunu hiç fark edemeden seni incitip durdum. Ne kahramanlık ama. Privet! Oyalanmadan indir onu. Adım Privet değil. Adım Gwen Tennyson. Büyük babam ve diğerlerini bulalım. Şunu yok etmemiz gerekiyor. Bu şerefe nail ol. Çocuğa tokmak veriyorsun ama sana böyle karşılık veriyor. Gösteri bitti zombozo. Paranız sizde kalsın. Elimdeki bu çekler o bozuk çocuklardan çok daha fazla değerliler. Büyük çekler hala onda. Dur be, her şey yolunda. O çekler gösteri için, bozduramıyorsun. Ben bunu kesinlikle bilmiyordum. Zombozo'nun kontrolünden kendi başına çıkmana çok sevindim. Hipnotiz olmamıştım. Sadece sana bir ders vermek istedim. Eli de pek ağırmış. Ha işte buradasınız. Büyük baba. Her yerde ikinizi arıyordum. Özellikle de seni ben. Bir günde iki kurtarış. Hem de tek başına. Bunu benden çok hak ediyorsun. Sağ ol büyük baba. Ben. Demek buradasın. Bir kez daha bizi kurtardığı için bana teşekkür etmeliyiz. Evet. Sağ olun, sağ olun. Bana her zaman güvenebilirsiniz. Ben Tennyson. Günü kurtardı. Kahramanınız kimmiş? İşte. Bekleyin. İşte bu. Ben? Ne oluyor? Sizin kahramanınız benim. Ben de size benimkini tanıtayım. Kuzenim Gwen. Gwen, Gwen, Gwen. Sensiz yapamazdım kuzen. Ve artık büyük parayı alma zamanı geldi. Geçersiz çek mi? Nasıl bir banka büyük çekleri almaz ki? Sıçanlar. Galiba biri beni eski düşmanlarıyla karşılaştırıyor. Bu adam kendine ebedi şövalye mi diyor? Evet, evet öyle. Bunun anlamı ne ki? Bilemedim. Buradan çıkmamıza yardım etmelisin. Hop 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 hop. Unutma, ben elveda takımındanım. Neden size yardım edeyim ki? Kaybettiğin için buradasın. Turnuva bittiğinde sana ne olacak sanıyorsun ki? İyi dedin. En iyi işlerimden biri olduğunu söyleyebilirim. Gyro'ları sahiden A takımınızdan gönderdim. Heroes mu diyecektin? Söylediğin gibi olmasına imkan yok. Bak, takımın kaybetti. Ailemi ve beni bırakma zamanı. Çünkü yapmazsan ben... Yavaş ol bakalım. Bunlar sadece açılış dövüşleriydi. Şimdi yıldızların çıkma zamanı geldi. Ne zaman dedin? Hanımlar ve beyler, işte bekleyip durduğunuz o an geldi. Ana etkinliği size takdim ediyorum. O yalnız savaşan bir ahbap. Kevin. O kasırga gibi bir genç. Kevin olduğu kesin. O tek ve eşsiz... Kevin! Hala bu şapşal çocukla çalıştığına inanamıyorum. Vay canına, genç çocuğun hayranı olmadığı belli. Bu da onun nihai yok oluşunu daha güzel kılıyor. Kimin iyi olduğunu görme zamanı. Kevin ona alet olmasa sadece seni kullanıyor. Kimse ne yapacağımı söyleyemez. Özellikle de sen. Peki. Şoklanmaya hazır mısın? Dörtlü tokada ne dersin dostum? Çok iyiydi. Hey, arena bu tarafta mı? Evet, bol şans size. Neyse ki alarmlar tam olarak çalışmıyor. Buna yumruk mu diyorsun? Bana öpücük gibi geldi. Hayır, buna yumruk diyorum. Fena değilmiş. Peyzaj işindeysen tabii. Yıkım işi demeyi yeğlerim. Buraya dön seni korkak! Dikkat işi görmek için parlak. İçeceğini bayıltmak için kullandı. Robotlar ne diye içecek içer ki? Ondan kaçmayı bırak. Hayır, oyununda oynamaktan bıktım. Bütün gün oraya buraya atlayabilirim. Buna artık bir son ver. Pekala. İşler bir üst seviyeye atlıyor. Son ver derken bunu kastetmemiştim. Olamaz. Hey kaçan! İşte budur!
Dev bir döner testeremi, bunu hiç tahmin etmemiştim. Neden hep kahraman olmak zorundasın? Neden hep homurdanmak zorundasın? Yardımını mı istedik? Hadi gel Kevin. Kaçabiliyorken kaç ezik. Derdin ne ya? Aşağıda beni kızartabilirdin. Çocuk gibi davranma. Birkaç yumurta kırmadan omlet yapamazsın. Ve gelecek sefere yumurtlarını hor kullan. Ya hayır, bugün dokunaçlar olmayacak. Dokunaçlar iğrençtir. Ama dronlarla baş edebilirim. Gerçekten ahtapota binmenin nesi çekici olabilir ki? Bebek oyuncağından korktun mu ben? Hayır, sadece yeterince heyecanlı değiller. Markamı mahvediyorsun. Çekil yolumdan. Şapşal. Sensin şapşal. Çocuklar düzgün oturmadığınız takdirde başlatamam. Harika. İyi eğlenceler. Barış. Hey. Parkımdan çıkıp git hemen. Ama neden? Ne kadar da güzel zaman geçiriyorduk. Hadi yuvarlayalım şu topu. Güzel. Sadece volkan büyüklüğünde bağlılık ve beceriksizliğin bir RPC olabilirsin. Kimse bir tuş eziciyi sevmez biri. Şimdi bir neye gidiyorsun? Vasatlığın o kaldırı lekeleme sakın. Çıkıyor. Ve iniyor. Hey! Dronlara giriş yasak. Bakalım suya dayanıklı mısınız? Değilsiniz. Olamaz. O şapşal şimdi nereye gitti? Dur. Gittiği yer... Bütün her... Yere girip... Duruyor ama... Harika. Kapandı. Yeter! Buradaki her aleti pisliğinde kirlettin. Bütün günün mahvoldu. Sanki kendi yerinmiş gibi gireceğini sanıyorsun. Ama senin hiçbir şeyin yok. Benimse var. O dronlar bana ait. Anladın mı? Akıllı kontrol edilen piyonlarım var. Ve şimdi de sana sahip olacağım. Ve seni bundan kurtarabilecek kimsen de yok. İğrenç. Orada dikilip durmasanıza. Yanıma gelmeden durdurun onu şapşallar. Evet. Haklarından gel garip at. Kimsin sen sihirli savaşçı? Partine daldık ama. Dalga geçiyorsun. Bu müthiş bir şeydi. Bir şeyi unutmuyor musunuz acaba? Zombi çalışanları nasıl durdurmayı planlıyorsunuz? Kolay. Ödemelerini alamayacaklarını göstererek. Grev. En azından hala dronlarım var. Nasıl yapıyorsun bilmiyorum tanısın. Her şeye sahip olsan bile onları benden almayı başarıyorsun. Belki de yalnız olmaktansa paylaşmak daha iyidir. Açıkla. Parkın fotoğraflarını kendime saklamaktansa paylaşarak daha çok eğlendim. Trendeki koltuğumu seninle paylaşarak da öyle. Dediğimi anladın mı? Ben anladım galiba ama dur bir daha düşüneyim. Bunu dikkate aldığıma hiç inanamıyorum. Evet efendim İlyar. Hayır işleriyle uğraşmaya gitmeden beni eve götüremez. Zengin olmak çok da iyi değil ha? Evet kabul ediyorum. Asla o kadar şımarık olmak istemem. Ben konu istikrarlı bir çocuk olmaksa bizim adamımız sensin. Hey dur orada bakalım büyük baba. Yapmayın. Evet hala koca bir parkı keşfetmeliyiz. Ve biz oryantasyon izlettirilen çalışanlar oluyoruz. Woohoo! Eğre geri döndük. Bekle büyük baba videoyu izlemedik. Bu da ne?
müthiş bir şeydi. Dilediğinizce dinozor müziği çalın. Bu ülkeye diz çöktürecek en hararetli şarkıyı bastırmayı beceremez. Bu üst sınıf parçanın adı... Hadi ritmihisser! Yarattığım titreşimleri istediğiniz kadar kesebilirsiniz. Sersemletici ritimlerim daha da yükselecektir. Ha ha! Coşku! Dokun aşırı kızartma zamanı. Ses buradan mı geliyormuş yani? Neler oluyor burada böyle? Gidelim çocuklar, hızlı olmamız lazım. Yetiştim ben. Kulaklarım çınlıyor. Dur, ateş topunun kulakları var mı ki? Buraya sadece VIP geçebilir çocuk. Vay canına Gwen, ne ara bu kadar müthiş oldu? Gerçek kahramanın devreye girme zamanı geldi. Hadi tempoyu düşürelim. İyi misin Gwen? Evet, iyiyim. Güzel, çünkü beni bastırmana izin vermemin imkanı yok. Hiç şansın yok. Artık kabul et. Ben de senin kadar iyiyim. Hatta daha iyiyim. İyi, peki. Hadi yapalım şunu. Gel. Patron, kurtar bizi. Küsta hayat takımı. Siz ancak konserde malzemeci olursunuz. Kedi kız, çok iyi iş çıkardın. Hiç bu kadar özel bir öğrenci görmemiştim. Garen, kuşağını getir. Kedicik, kutlarım. İlk kuşağını kazandı. Bir öğrencinin şimdiye kadar öğrendiklerini temsil eder. Daha önce hiç birkaç saatte kuşak kazanan bir öğrenci görmemiştim. Şüphe ettiğim için üzgünüm. Galiba kendime bir yardımcı almayı kabul edebilirim. Çok geç, tek takılacağım. Yani turneye devam edebilir miyiz? Turneye devam edebilir miymişiz? Hayır, edemezsiniz. DJ, ismin nedir? İnce bıyık mı? Tüy yumağı mı yoksa? DJ Gwen. Belki sonra müzik listeme koyabilirim. Kesinlikle olmaz. Huzursuz ruhlar. Şu işi bitirelim, olur mu? Ruhun takdire şayan. Bana katıl Tennyson. Sen bu fırsatı hak ediyorsun. Bir bomba daha. Bu da en sonuncusu. Artık kendimi kısıtlama nezaketinde bulunmazsam beni affet. Teklifimi gözden geçirmeni umuyorum. Ailem şu anda güvende. Senin tüm planlarını da bozdum. Ben kazandım. Patlayıcı koyduğum tek bölmenin bu olduğunu sanman ne kadar da sevimli bir durum. Ne? Dayanın çocuklar, geliyorum. Hayaletler bu gece. Ne de aktifler. Dinlendirici mi kaçamak için çok fazla?
Katılıyorum. Arkada durum nasıl ben? Dediğin gibi sıkı tutunun. Orada ne oldu öyle? Ebedi şövalyeydi. Her yere patlayıcılar yerleştirmiş. Şu an daha büyük sorunlarımız var. Mesela ne gibi? Toprak kayması gibi. Geliyor. Hallediyorum. Bakın, doğruca kasabaya iniyoruz. Kayalar da öyle. Olamaz. Birazdan bütün geçim kaynağım taşlanacak. Elmina. Ciddi misin? Kayaları eriteceğim. Beni yakınlaştırmanız gerekiyor. Pekala, işaretim bebektir. İşte oldu. Gayet de güzel oldu. Ben artık lavamız var. Lava kasabanın dışına yönlendirmenin bir yolunu bulmalıyız. İşte kanala. Hayır, kanalım olmaz. Şaka mı bu? Umarım işe yarar. Evet, sanırım sonunda her şey yoluna girdi. Ben, konuşmamız lazım. Haklısın. Ebedi şövalye durumunu konuşmamız lazım. Bir adım öne geçmenin yolunu bulmalıyız. Onu değil. Davranışların hakkında konuşmalıyız. Hareketlerin büyük zarara yol açtı. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Taşra dükkanındaki raf, Örs fırlattığın heykel, tren rayları. Evet, onların hepsini yok ettim ama onlar küçük şeylerdi. Sonuçta kasabayı kurtardım. Kendi yol açtığın felaketten. Ebedi şövalyeydi. Geldiğimizden beri peşimizdeymiş. Ben, burada senin dışında hiçbir yerde onu gören olmadı. Bu dürtüler üstüne hareket etmen bizi ve tüm kasabayı tehlikeye attı. Ben, cezalısın. Bu senin iyiliğin için. Üzgünüm. Yapma Güven, Ebedi Şövalye'yi gördün. Nasıl olduğunu biliyorsun. Bana inanmak zorundasın. Bu sefer olmaz. Sadece biraz eğlenmek istiyorum. Torunum kasabanızı tahrip etti ve madeni yaktığı için özür dilerim. Benimle dalga mı geçiyorsun? Zengin oldum. Vay be. Eski madende hala altın varmış. Ne zenginmiş. Şimdi genç Tenzin, ailen artık dikkatini dağıtamayacağına göre takımıma katılmaya bir adım yakınsın. Neden kaçıyorsun? Ben sezonu daha bitmedi. İnsana zor aynı fikirde değil. Aşağıda görüşürüz. Ne? Aşağıda görüşür müyüz ha? Olamaz. Bugün değil. Merhaba dostum, hoş geldin. Bizi hiçliğe sürüklemeden Zingo'yu durdurmalıyız. Hiçliğin yılın bu zamanı çok güzel olduğunu duydum. Biliyor musun? Sanırım araba sürmek çok hoşuma gitti. Moralin mi bozuk? İçi insan dolu bir karavanı uçuruma süremezsin. İnsanlar yaralanabilir. Ama komik yanı da bu zaten. Ayrıca haftaya yine buradasındır. Gerçek hayatta o iş öyle olmuyor ki. Gittiğinde gidiyorsun. Bu berbat. Normal bir hayat istediğimi düşünmüştüm. Her hafta Bismarck ve Spleen tarafından ezilmenin ve büzülmenin ne eğlenceli olduğunu anlamamışım doğrusu. Onları çok özledim. Oyun bozan değillerdi. Senin gibi yani. Oyun bozan filan değilim. Sanırım benim yeni bir dünya düzeni kurmam gerekecek. Ne? Yok bir şey. Hayır! Yanlışı varsa düzelt ama bizimle takılmak istemiyor gibisin. Sana neden öyle geldi bilmiyorum. Anlaşılan sen o kocaman kayayla bizi ezme niyetindesin. Yok canım. Pek acı verici olacak. Ne? Güven'in tabletindeki uygulamalar. Her şey Zingo Dünyası uygulamasıyla başladı. Eğer onu bulabilirsem beni buradan çıkaracaktır. Bu eğlenceli olacak. Katılabilir miyiz? Bugünlük bu kadar tuhaflık yeter. Vay canına, bu gerçekten de ürkütücü bir şey. Tabletin içindeyim.
Bekle, Gwen beni görebilir mi? Gwen! 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 Zingo, bırak onu hemen! Dur beni! Hayır, o yanıcı! Peki, uygulamayı kendim bulurum. Belki de tabletini sahiden boş uygulamalarla doldurdum. Hey, burası da neresi? Gene mi döndün? Gel buraya, kaçma! Dikkatlerini dağıtıp o uygulamayı bulmam gerekiyor. Evet. Zingo, hayır. İşte buradasın. Pataklamaya hazır mısın? Ona bir ara verelim. Sizin için yeni bir şeyim var. Bu da ne böyle? Tadına baksanıza. Olamaz radyom. Ne çeşit bir insan radyo dinler ki canım? Madem işe koyuldum, karavanınızdan İsviçre peyniri yapsam nasıl olur? Ben? Ne yapıyorsun? Gwen, Zingo'nun uygulamasını bulmalıyım. Bir planım var. Tamam. Buldum. Neyi buldun? Neyi buldun? Hiçbir şeyi. Bıraksana. Ver onu. Benim. Vay. Bakın burada kim var? Sakın basmayın. Oho, dayanamadığımı biliyorsun. İşe yaradığına inanamıyorum. Yaşasın, döndün. Galiba bu senin Gwen. Geri dönmeli çok. Ne? Arka planımı neden değiştirdin? Kural 101 Gwen. Tabletini asla korumasız bırakma. Hey, değiştir şunu. Hadi ben değiştir hemen. Saat takıcılar, yerlerinizi alın. Dayansan iyi olur gerisin. Ben... Hadi çabuk olun. Pekala çocuklar. 3, 2, 1. Hadi. İyi gidiyorsunuz. İkiniz de biraz daha hızlanmalısınız. Ne kadar hızlı? Saatte 1500 kilometre kadar. Ne? Bunun imkanı yok. O zaman koşsanız iyi olur. Bu ezik ne diyor? Kandırdım. Şakayı bırakıp devam edin. Koşun. Geliyorlar. Lazeri ateşle. Bir zahmet Simon. Simon, ne yapıyorsun sen? Düğmeye çoktan basmalıydın. Ben senle benim resmini çiziyordum. Sen de beni ondan uzun mu çizdin? Güzelmiş. O da neydi? İyi ışıklar. Onları buldum. Yeraltı laboratuvarındalar. Çabuk olmalıyız. Sayıları çok fazla. Bir kesleme gördüm. Beni izleyin. Çatlakta dengeyi sağladım ve eldiveninizle geçidin bir bağlantısını kurdum. Seyahat ettiğiniz zaman ve yer üstünde kontrol sahibi olacaksınız. Aferin sana. Şimdi sizden birinin çatlakta bana eşlik etmesini isteyeceğim. Senin sıran geldi ben. Ne? O mu? Nasıl oluyordu o gidiyor? Ben açık ara iyiyken her şeyi almasından bıktım ama. Sen beni mi sorguluyorsun? Yağlı kafa haklı. Fosforlu yeşilli şapçalı nasıl güvenebilirsin ki? Çocuklar. Koca adam ne yaptığını çok iyi biliyor. Doğru seçimi yaptı. Göreceğiz canım, göreceğiz. Ah!
Bütün bu şapşallıklarınız benim hepinizden daha değerli olduğunu kanıtlıyor. Şimdi bir daha söylemeyeceğim. Biz gidiyoruz. Kediler dört ayak üstüne düşer sanırdım. Bakın, bazı davetsiz konuklarımız var. Değerli olduğunuzu kanıtlamak isterseniz Tennyson ailesinin icabına bakabilirsiniz. Ben, yardıma geldik. Gidin buradan. Artık size ihtiyacım yok. Ben! Ben hemen istiyorum. Kevin, bitir şunun işini. Neden? Tek yapmamız gereken onları geçitten uzak tutmaktı. Çok zayıfsın. Gerçek bir kötünün ne yapacağını göstereyim sana. Bunu bir konuşalım. Konuşmak seni bundan kurtaramaz kızım. Dur! Elveda kral! Ne? Senin sorunun ne? Sen asla ebedi şövalyenin sağ kolu olamazsın. Benim kendi yöntemlerim var. Brigwen'i ortadan kaldıracaksa o ben olurum. Beni kurtardığın için sağ ol. Evet ama ben bir canavar değilim. O zaman benim neyin peşinde olduğunu bulabilirim. Kuzenin gerçekten de yaramaz bir tip. Peşinde olduğu şey bu. Kevin, bu ben. Evet, kötü olmak için fazla pısırık bir çocuk. Evet, görüşürüz. Dur, bekle ben de geliyorum. Kırılacak bir rekorum var. Yaptığım şeyler işe yaramıyor. Çünkü uzaylı güçlerin bu gezegene ait değiller. Şimdi yolumdan çekil de ben... Merhaba kötü çocuk ben. Fazla heyecanlanma Tennyson. Senin için gelmedim. Nankör teneke kutusu için geldim. Neden seçilmediğini bilmek ister misin? Çünkü sen beş para etmez bir Tennyson bozmasısın. Onları yalnız bırakamam. Şimdi sıra sende Red. Beş para etmez bozma ha? Nihayet. Al bakalım ebedi şapşal. Max, şunu duyuyor musun? Düşük seviyeli bir parazit geliyor. Hay canım, birileri konuşuyor. Ya da bir şeyler. Hayır! Sizi küstah ne? Eldivenini mi almışım? Gwen, onun üzerinde geçit kontrol kumandası var. Onu kullan. Ben! Bir bakayım şuna. Sen geçitle ilgilen, ben de ebedi şövalyeyle. Yine beş para etmez desene. Bunu bana nasıl yaptın? Elindeki en iyi dövüşçü bendim. Sen sadece işe yaramaz bir piyon oldun. Ben kimsenin piyonu miyonu değilim. Çocuklar, şimdiki zamanın geçidini buldum. Olamaz. Ebedi şövalyeyle boy ölçüşeceğini mi sandın? Kuzenimden uzak dur. Gwen, elimi yakala. Kevin, elimi tut. Kevin, Tennyson'ı teslim et. Ve bir kere olsun bir işe yaramış ol. Kevin, bunu bir düşün. Sen kötü biri değilsin. Bak, orada hatalısın işte. Ne? Bekle, Kevin! Ben şimdiye kadar gördüklerinizin en kötüsüyüm. Sürpriz! Ya! Kevin, ya! En harika olan benim! Ve Kevin yine sahne ışıklarını çalıyor. Yine geçmişte kalmak mı istiyorsun? Pekala, bırakayım onun olsun. Ebedi Şövalye tarafından zaman geçidinde kovalanıp durduk. Neredeyse yakalanıyorduk. Ta ki Kevin benden harika olmaya çalışana dek. Anladım ben ama hala cezalısın. Bir daha öyle kaçma, olur mu? Sorun ne olursa olsun birlikte yüzleşebiliriz. Biliyorum kuzen. Ailene her zaman güvenebilirsin. Evet. Peki, Win? Win amca deyin. Artık Tennyson ailesinin bir üyesi. İşte iyi ebeveynlik örneği. O ne arıyor burada? Bu çocuğun arabamdan malzeme almaya çalıştığına inanabiliyor musunuz? O yüzden bu aciz korumasız çocuğu kanatlarım altına almaya karar verdim. Ve sonra kötü bir palyaçonun yapacağını yaptım. Onu hipnotize ettim. Nihayet bir yumruklama sebebi. Yani...
çözebilmenin tek bir yolu var. Tek bir yoldan fazlası var ve daha kolay. Belki öyle. Ama eğlenceli değil. bir koca ula. Ondan daha iyisini yapabilir misin? Darbe çene. Keşke pasta planını deneseydim. Pasta planını yapıyor muyuz? Evet. Arabayı kap, ben de atayım. İşler hiç iyi gitmiyor. Başım. Umarım kuzenim Jeffrey iyidir. Evet. Karşındayım. Tamam. Bu kadar safsaklama yeter. Dostunu en dibe gönder. Hadi. Olamaz. Büyük baba, o insanları çıkar buradan. Ben yardım edeceğim. Tamam. Ne yapacağımızı biliyorum. Torunlarınızın fotoğrafını paylaşmak ister misiniz ha? Torunum ayaklasın. Asla dalga geçmez. Tamam. Bu pastayı götürmeliyim. Hadi şu işi bitirelim. Bizim sizinle ilgili çok daha kötü planlarımız var. Biliyorum. Para akışını düşünmek benim de başımı öyle döndürüyor. Seni yolumdan sonsuza kadar çekmek hoşuma giderdi ama... bir çocuğun incindiğini izlemeye katlanamam. Dürbünüm olmadan tabii. Dayan be! Metal dişleri yakından çok daha korkunç. Bu iş biraz ustalık istiyor. Neden suratıma bu enfes pastayı yapıştırıyorsunuz? Darbe çeneye dönüşümümü hatırlamıyorum. Zombuza seni hipnotize etmiş. O palyaçoya inanamıyorum. Nerede o? Pencereden kaçıyor. Bana katıldığın için sağ ol çocuk. En azından o emeklilerin kredi kartlarını alabildim. Sana yağmalama neymiş göstereyim mi? Ben suratını yakalayana kadar bekle. Kevin lütfen bana bırak. Kahraman olan benim. Kahramanmış. Ya benim intikamım? İkiniz de yapın. Kahramanların intikamı. Geliyor dostum. Kevin. Yapana kadar gitmeyeceksin, değil mi? Biliyorsun kanka. Peki. Bunu daha da tuhaflaştırma. Anlaştığınızı görmek çok güzel. Yok canım, olan bu değil ki. Pastayı çok sevdiğine göre eminim ben yardımın için eve biraz götürmeni sorun etmez. Eksik olmayın. Çünkü arkadaşlar birbirine yardım eder. Biz arkadaş mı arkadaş değiliz? Öğrenmek ve paylaşmak ezikçe. Ben gidiyorum. Pastayı alacağım ama. İstiyorsun tabii. Aferin Tennyson'lar. Pastanız günü kurtardı. Evet. Ama böyle kahraman olmamam gerekir. Büyük bir kahraman bütün fırsatlara açık olmalıdır. Ve bence bugün birden fazla şeyde iyi olmanın fayda getirdiğini öğrendin. Uzaylıların inanılmaz ama inanılmaz başka yeteneklerin de var. Pastan o kadar iyiydi ki Kevin bile dostun oldu. Hayır, olmadım. Haklısın. Sanırım başka şeylerle de fark yaratabiliyorum. Affedersin genç adam. Sınıfımızda öğretmenlik yapar mısın? Pastan çok lezzetli de. Elbette mütevazı öğrencim. Bu benim birçok yeteneğimden bir tanesi. Buna pişman olacağım. Durum nasıl ben? Ne kadar devam edebileceğimi bilmiyorum. Saatim hala kapalı. O zaman yapmamız gereken... Büyük baba! Bu iyi. En iyi kimmiş benim. İyi misiniz? Hiçliğin ortasında neden öyle dikilip duruyordun? Öyle dikilip durmuyordum. Kevin'in sana pusu kurmasını engelliyordum. Anlıyorum. Hain düşmanım Kevin. Bunun arkasında o varmış demek. Şimdi her şey anlaşıldı. Büyük baba, artık beni indir. Üzgünüm. Neden hep ilk sen saldırmak zorundasın? Yoksa birinin duygularını mı incittim? Aman ne acıklı. Biraz sessiz olur musun? İnsanları pataklamak istiyorum. Gerçekten kontrolden çıkmışlar. Bu bana birini hatırlattı. Kimi? Ben mi? Ben o çocuklar kadar kötü değilim. Evet öylesin. Kahramanlığa kendini öyle kaptırıyorsun ki birilerini incittiğini fark edemiyorsun. Galiba hiç farkına varmamışım. Bu kadar muhabbet yeter. Siz şapşalları ne kadar hızlı yenersek bu üzücü gezegeni de o kadar çabuk istila ederiz. Sırf artık duygularınız var diye dünyayı yok etme hakkınız mı doğdu? Ne yapacaksınız? Bizi mi inciteceksiniz? Benim şapşal kuzeni. Bizim ne kadar güçlü olduğumuzu bilmiyorsun. Max, saçın ne kadar eski moda. Elinden gelenin en iyisi bu mu?
Bu kadar üzgün olmasam ben de buna gülerdim. Gwen, sen büyük babamın geçirdiği krize müdahale et. Bu palyaçolarla ben ilgilenirim. Ah, hep zor işler bana kalıyor. Pekala, hadi şu partiyi başlatalım. Tamamdır, işte şimdi. Gwen, çubuğu sen fırlatmadın değil mi? Seni iyi kandırmış. Aha, yani ne yapıyorsunuz siz? Ezin şu böceği. Ezmek mi? Ezilmesi gereken kişi sensin. Ne? Ne yaptığına bir bak. Ne derler bilirsin. İki elin sesi var. Ama üç elin iki elden daha çok var. Sıra bizde. Bu da ne? Başardık. Birini unutmuyor musunuz? Ne? Ne derken? Kımıldamasana. Bu da ne? Kafa biraz sendir. Dövüşme işini bırak korkak. Sorunlu çocuk. Neden hiçbir şey işe yaramıyor ki? Dolu, gel de bize yardım et. Bir avuç kardaki tek bir kar tanesi gibi eşsiz ve karmaşık olabilmek vardır. Seni mızmız çocuk. Mızmız çocuk. Asıl üçünüz çok mızmızca davranıyorsunuz. Takım el gibi. Siz onu dinlemeyin ya. Sen kime mızmız diyorsun ha? Gözünüzle görün. Kardan nefret ediyorum. Hemen o raketi bırak. İkinizi kavga ediyorken görmek beni ağlatıyor. O çok haklı. İnsan gibi davranıyoruz. İğrenciz. İnsan benzeri niteliklerimiz olmadan çok daha iyiydik. Çabuk duygu engelleyicilerinizi açın. Tennyson, seni çok fena. Ne cüretle bizi emirlerine yönlendirirsin. Bunun için senden kurtulmalıyız. Benden kurtulmak mı? Elinizden geleni ardınıza... Ne? Yine mi arıza yaptı bu? Böyle olması berbat değil mi? Sen bekleye dur Tennyson. Bir dahakine... Ay! Kendini yok oluşun için hazırla karamsar ben. Var ya bunu ödeyeceksin Tennyson. Sözlerini de bir kenara yaz yani. Gwen, ben harika işti. Baksana oldukça komik bir video yakaladım. Çok komik. Ne var? Sen benim yerime yarışı sürdür. Red O'Korsan'ı ezip geçecek. Hayal kırıklığına uğradığım sen değilsin. Sadece şu an aldığın kararlar. Arkada ne oluyor böyle? Eğer kavgaya tutuşacaksak insanları bunun dışında bırak. Dinle oğlum. Süren bittiğinde centilmenlik hakkında uzun uzun konuşacağız. Yapma! Dur! Yapma! Benim arabam olduğunu biliyorsun değil mi? Artık bu şapşal yarışı umursamıyorum bile. Bu iş kişisel. Çığırından çıktın ve beni çok kızdırdın. Uzlaşmaya biraz bile yaklaşmış görünmüyorlar. Benim dikkatini çekmek için bu kadar kargaşa yarattıklarına inanamıyorum. Örnek alınacak çok daha iyi insanlar var. Benim gibi. Sence de iyi biriyim. Değil mi Gwen? Üzgünüm büyük baba, seni duyamadım. Vin'le konuşmalıyım. Öyle mi Gwen? Hey Vin, dinle, bir planım var. Güzel, söyle bakalım. Sen gerçekten dinlemek istiyor musun? Ben planlarımı hiç umursamaz. Hey, onların seni küçümsemelerine izin verme. Anlat bakalım. Eğer onları yemlersek pist dışına çıkarabiliriz diyorum. Soruysa nasıl olacak? Belki büyük babamla sosisçilerden birini ayarlarız. Biftek işe yarar mı? Ne? Olmaz mı? Pirzola mı istersin? Ne? Hayır, biftek iyi. Sadece arabanda niye o kadar et var? Acıkarım diye. İşte, yakala. Hiç bu kadar minnettar olmamıştım. Hadi yapalım. Tamam. Et isteyen var mı? Evet. Biftek ister misiniz? Bu doğru. Ondan istiyorum. Bu planın parçası değil. Ay! Olamaz. Ben Kevin'i kurtarmalısın. Düşerse fena yaralanabilir. Evet. Onu kurtarırsan alırsın. Ha?
Peki. Hey, iyi işte. Seni suçum bir kere. Edicisin. Neyse canım. Vin o kadar da havalı değilmiş. Benim tarafımda değil, kıskanıyorsun. Öyle değil. Smaç yedin Kevin. O artık suç dünyasında değil. Ne? Kim demiş onu? Sadece yasa dışı işlerden uzak duruyorum. Çocuğuma bu hukuk diplomasıyla bir şeyler bırakmalıyım. Ama adil yarışlarda hile yapmaya da niyetim yok tabii. O zaman hangimizin ideal ve havalı rol modeline uyacaksın? Bütün namumu bir çift 7 yaşında çocuk için fırlatıp atarım mı sandın yoksa? Sen 7 yaşında değiliz. Ben 10 yaşındayım. Çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum artık. Ödevine yardım gerektiğinde ya da nitro güçlendirici kurmak istediğinde yerimi biliyorsun. İyi adam olmaya hazırsın sanmıştım. Belki de insanı iyi adam ya da kötü adam yapan şeye fazla takılıyorsun. Belki de şöhretine bağlı kalmak hayatındaki diğer önemsiz işlerden bile çok daha önemlidir, ha? İyi şöhretin kötü bir şey olmadığına fazlasıyla eminim. Gördün mü? Şöhretine bağlı kal. Buna saygı duyarım. Tamam. Galiba hepimiz bugün suçluları devleştirmekle ilgili önemli bir ders aldık. Onu iyi yetiştirmişsin büyük babacığım. Onunla gurur duyun. Bugün hayvanlar için bir sürü para topladık. Vincent, hırsızlık, para aklama ve yasa dışı yeraltı yarışları yapma suçlarından tutuklusunuz. Olur, bu adil. Sonunun böyle olacağı gerçekten çok belliydi. Bu nasıl? İşte söz ettiğim şey bu. Ama dinle, onu hemen yenme. Kahramanlık işi kolay görülsün istemeyiz. Neyse ne, sadece payımı istiyorum. Kral çağırı! Sen! İnternetten uşak alınca böyle olur işte. Ha ha ha, bir harikayım. Hey Rochisano, şunu gördün mü? Ama hala bir harikayım. Anthony Rochisano hizmetinizdedir. Temsilci arıyor musun? Çünkü bu dev şeyden gerçek çedar peyniri yaparsın yani. İkertenkeleden neyse ne. Acaba bunu düşünür müsün? Bırak artık kraliçe arı. Başka bir ucube mi? Birlikte mi seyahat ediyorsunuz? Pek sayılmaz. Şimdi altını bırak ve barışçıl hareket et. Yoksa ben... Nasıl? Hey şapşal, yalnız çalıştığım kısmı anlayamadın değil mi? Biraz sakin ol bakalım. Senin komutan da değilim. Tabii. Bunu şimdi de söylesene. Öyle durmasana. Bu iki soytarı çarpışırken daha çok altın al, hadi. Hey, ben dövüşürken bir şeyleri alıp götüremezsin. Hey, sana dur dedim. Gerçekten de çok kabasın. Az önce bal silahıma zarar verdin. Çok üzgünüm. Oysa yok etmek istemiştim. Yeter artık. Gemime zarar verdiniz. Planlarımı bozdunuz ve bende tırnak eti var. Rochisano, bunun çok kolay olacağını söylemiştin. Bu haşerelerin geleceğini biliyor muydun sen? Hayır, sen benim tek müşterimsin. Bak, bu işten iyi para aldık. Her şey yolundayken gidelim. Hey, bizi burada bırakmayın. Çok üzgünüm. Hiç boş yerimiz yok. Arkadaşını unutmasan iyi olur. Kevin'i kurtarmalıyım. Kraliçe arıyı kaçırdım. Bana teşekkür etse iyi olur. Kraliçe arıyı elinden kaçırdın. Bir kahraman bunu nasıl yapar? Kahramanlar insanları kurtarır. Bazen kötü adamlar kaçabilir. Ve rica ederim, uşakları kurtarmama yardım et. Uşaklarda altın yok ama. Hadi ama seni hurda yığını. O benim değil. Bazen kötü adamlar kolay kaçamaz. Evet, çünkü biz her zaman arkanı kolluyoruz. Ayrıca iyi bir kahramanın hünerli bir kuzeni ve büyük babası da vardır.
Seni kovuyorum. Affedersiniz memur bey. Ben Antonio Cisano, kahraman olmak ister misiniz? Temsilci lazım mı? Arayın, birlikte çalışalım. Haftaya olmaz. Hapiste olacağım. Yoluma çıkmamış olsaydın günü kesin kurtaracaktım. Ne? Kabul et. Eğer beni izlemeseydin oradan çıkamayacaktım bile. Ha, izlemek mi? İsteseydim çevrende daireler bile çizerdim. Gwen, ne yapıyorsun? Madem bu kadar iyisiniz, bakalım nasıl kurtulacaksınız? Gwen, öncekini nasıl çözdüğümüzü hatırlamıyorum. Çek sadece. Gwen, geri dön!